Efendim hayırlı akşamlar. Ankara Kulis programından saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz siz değerli izleyenlerimize. Bugün gündemimiz her zaman olduğu gibi yoğun. Klasik bir tabir ama yine tekrar etmekte fayda var. Türkiye gibi bir ülkede yaşarsanız gündeminiz her zaman yoğun oluyor ne yazık ki. Şunu özlemişimdir. Baltık ülkelerinin gündemi bizde de oluşacak mı acaba diye. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Onların da işi de zor. Onların da işi zor. Şu anda zor. Evet. Zor. Değil mi? Onların evet. da işi zor. NATO orada, Amerika orada. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet, gündemimizde bugün tabii ki Suriye'de güvenli bölge, İdlib konularımızın birinci sırasında yer alıyor. Sağda PKK'ya aman yok. İdlib'de Türk konvoyuna kim saldırdı? Tabii kimin saldırdığı biliniyor ama bunu da masaya yatırıp irdeleyeceğiz. Güvenli bölge oluşturulabilecek mi? Müşterek Harekat Merkezi çalışıyor mu? Bunlar üzerinde duracağız. Konuklarımızı hemen tanıtmak istiyorum. Gazeteci yazar Sayın Serdar Arseven. Üstad hoş geldiniz, şeref verdiniz. Daimi konuğumuz. ANKASAM Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, şeref verdiniz. Sağ olun. Ve Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Emekli Kor General Sayın İsmail Hakkı Pekin. Efendim siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, diğer konuklarımızın da müsaadesini alarak Sayın İsmail Hakkı Pekin'le hemen başlamak istiyorum. Sıcağı sıcağına bu İdlib güvenli bölge çok genel başlıklar ama içerisinde bir iç içe geçmiş konular bunlar. Özellikle İdlib'deki son saldırı sonrasında şu anda 9. gözlem noktasının kuşatılmış durumda olduğu iddia ediliyor. Türkiye'de bu gözlem noktasını boşaltmayacağını resmen açıkladı. Oradaki varlığını sürdüreceğini açıkladı. Neler söyleyeceksiniz efendim? Bu konuyla ilgili öncelikle dünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın Putin'i ziyaretine bakmamız lazım. Orada sonunda bir ortak açıklama yapıldı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız söyledikleri şu. Biz Soçi mutabakatındaki görevimizi yerine getiririz ama öncelikle rejimin şeyleri dursun, saldırıları dursun. Bu konuda son bir haftada işte ne kadar sivil öldüğünü bahsetti. Mayıs ayında başlayan saldırı, bu yeni başlayan ama şeyden sonra hızlandı. Amerika'yla yapmış olduğumuz mutabakattan sonra hızlandı diyebiliriz. Şimdi buna karşılık Sayın Putin de şunları söyledi. Dedi ki bir, Türkiye ile buradaki teröristlerin temizlenmesi konusunda ek tedbirlerin çerçevesini çizdik. Farklı bir şeyden bahsetti. Bugün Rusya'nın o sözcüsü Zakharova'nın söyledikleri var. Söylediği şu, daha evvel de söylenmişti gerçi ama şimdi Türkiye bu çatışmasızlık bölgesinin içinde düzeltiyorum. Suriye güçleri çatışmasızlık bölgesinin içerisinde harekat icra ediyor. Ve harekat icra ettikleri yerlerde de teröristler var. Yani HDŞ unsurları var. Dolayısıyla biz Türkiye'nin gözlem noktalarını herhangi bir şey yapmıyoruz şeklinde bir şeyde bulundu. Yani söylediği şu, rejimin harekat yaptığı yer çatışmazlık bölgesi içerisindeki bölgedir ve bu bölge içerisinde siviller vesaire bulunmuyor, sadece HDŞ bulunuyor. Yani terörle mücadele ediyoruz diyor. Şimdi tabii bu söylenenler bunlar ama asıl gaye ABD'nin Türkiye-ABD arasında mutabakattan sonra, yani güvenli bölge belki onu da biraz sonra konuşuruz. Evet. O mutabakattan sonra ortaya çıkan Rusya'da bir dışlanmışlık konusu vardı. Yani Türkiye acaba ABD ile beni dışlıyor mu? Çünkü Rusya için Suriye'nin bütünlük olarak kalması ve kendi kontrolü olması çok daha önemli. Bu konuda İran'ın bile bir takım hareketlerine mani olmaya çalışıyor. Yani güvenli bölgedeki bu, sözünüzü kesiyorum, özür dilerim. Güvenli bölgedeki bu yol alışlar. Evet, evet. Rusya'nın ben de buradayım, beni de sakın unutma cinsinden herhalde yaklaşımlar olsaydı. Çünkü eğer olsaydı Türkiye
sınırlı bir harekat yapsaydı Amerika'ya rağmen, o zaman şöyle bir şey ortaya çıkacaktı. Türk-Amerikan ilişkileri bozulacak. Dolayısıyla Türkiye Rusya'ya biraz daha yaklaşacak. Ondan sonra Kürtler de Rusya'ya biraz daha yaklaşacaktı. Amerikalılar bizi sattı diye. Böyle bir şey olacak. Bu çıkmadı. Çıkmayınca da işte dışlanmış olmanın verdiği şeyle bu harekat hızlandırıldı. Yapılan ne peki şimdi? Yapılan şu. Suriye rejimi şu anda bugün baktım Saragip bölgesine doğru, yani Saragip bölgesi şöyle, Halep'ten geliyor şey yol, M5 yolu. Saragip bölgesinde İdlib'e yakın bir yer, İdlib merkezine yakın bir yer. İkiye ayrılıyor. Bir tanesi şeye doğru gidiyor, Laskiye'ye doğru gidiyor. Cissen Şugur üzerinden Laskiye'ye gidiyor. Bir tanesi de Hamomis üzerinden şeye gidiyor, Şam'a gidiyor. Şimdi o yolu M4 ve M5 yolunu tamamen açıyorlar. Açıyorlar ve büyük ihtimalle Saragip bölgesi şimdi şeydeler, Maret el Numan diye bir yer var. Büyük ihtimalle oraya doğru ilerliyorlar. Oraya çünkü hava kuvvetlerinin taarruzu var Rusların. Yine biraz Saragip bölgesine taarruzu var. Büyük ihtimalle o hattı şeye bağlayacaklar, Halep'e bağlayacaklar. Emniyetini aldıktan sonra da Türkiye'ye Halep'in 150 civarı, %40-%50 civarı, Halep'in diyorum, düzeltiyorum, şeyin, İdlib'in %40-%50 civarı bırakılacak bir boydan böyle bir alan. O alanda Türkiye'nin kontrolünde olacak büyük ihtimalle. Böyle bir anlaşma, böyle bir ortam hazırlıyorlar. Türkiye'nin kontrolünde olacak ve Türkiye orayı kontrol edecek. Belki oradan kaçacak sivillere de o parçada yerleştirecek diye böyle bir planlamaları var Rusların. Bu biter mi bitmez mi, ama şu anda devam ediyor harekat. Yani yavaş yavaş da değil. Ve Rusların ana fikrine göre, Rusların şeyine göre, onlar işte silahlı kuvvetlerin gözlem noktalarına falan bir şey yapmıyorlar. Herhangi bir şey olmuyor. Zaten bugün bir haber de vardı. Bu haberin daha sonra Anadolu Ajansı şey yaptı, yalanladı şeyin galiba. Çetin Erçetin'in galiba bir şeyi vardı Habertürk'te. İşte bizim gözlem noktasına ateş edildi şeklinde, 500 metre civarına. Daha sonra böyle bir şeyin olmadığı şeklinde. Çünkü bu konuya dikkat ediyorlar. Bu konuların hepsinin şeyde görüşüldüğünü sanıyorum. Yani bu harekatın Türkiye'ye zarar vermeyeceği, ondan sonra bizim gözlem noktalarında herhangi bir şey yapmayacağı konusunda bir şey var, bir anlaşma var. Sanırım asıl şey anlaşma şeyin Astana üçlüsünün 16 Eylül'de yapacağı toplantıda ortaya çıkacak. Evet. O toplantıda şunu da göreceğiz. Astana, yani ben Soçi mutabakatının herhalde yeniden yenileneceğini ya da farklı bir şey bürüneceğini değerlendiriyorum. Astana mutabakatının da devam edip etmeyeceği konusunda ya da ne şekilde devam edeceği konusunda 16 Eylül'deki Ankara'da liderler toplantısında çok daha iyi göreceğiz diye değerlendiriyorum. Evet, teşekkür ederim. Sayın Hocam, siz İdlib konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Rusya ile Türkiye iki ülkenin lider isimleri bir araya geldiler. Sayın Erdoğan ve Putin bir araya geldi. Verilen mesajlar olumluydu ama ben biraz yüz hatlarına baktım her iki liderinde. Verilen mesajların haricinde biraz gergin çıktılar görüşmeden. Acaba bir restleşme mi yaşandı? Türkiye tezlerini anlatırken Sayın Erdoğan biraz üslubunu sertleştirdi mi? Çünkü bana gelen perde arkası doğrulanmamış perde arkası bir takım bilgiler de bu yönde. Sosyal medyada da zaten onunla bahsettiğiniz hususla ilgili bilgiler yer aldı. O da şu şekilde ifade ediliyordu. Eğer Türkiye'nin oradaki gözlem noktalarına Türk askerlerine yönelik bir saldırı olursa Türkiye buna çok sert cevap verecektir. Bu sosyal medyada yer alan hadise büyük bir olasılıkla Sayın Putin'in yüzüne de söylenildi. Evet. Belki Sayın Putin'in beklemediği bir durumda ama yani Türk ve Rus tarihine bakıldığında aslında her iki milleti birbirini çok iyi tanır. Paşam da çok evet. iyi biliyor. Evet. Ve şu an için bakıldığında bu Moskova'daki ikili görüşmeye baktığımızda bir kez daha şu ortaya çıktı. Gerek Suriye süreci ve gerekse de bu anlamda Türkiye'nin güneyi ya da Rusya'nın güneyi bağlamında yaşanan bu değişim dönüşüm sürecinde Türkiye ve Rusya birlikte hareket etme kararlılığında her şeye rağmen. Ki bununla ilgili aslında temel çıkış noktası
çok daha eskiye dayanıyor. Yani bakıldığında burada hep söylüyoruz. Kasım 2001'deki Avrasya'daki işbirliği, Avrasya işbirliği eylem planı. Evet. Ki gelinen aşamada da bu işbirliği eylem planının çıkış noktasını her iki devletin ortak tehdit algısının oluşturduğunu ve bu ortak tehdide karşı her ikisinin işbirliğini aşamalı bir şekilde gerçekleştirmeye çalıştığını ve burada üçüncü bir aktör olarak da İran'ın yer aldığını gördük. Yani bugün nasılsa o zamanda da Türkiye ve Rusya ile başlayan süreç İran'la tamamladı. Hatırlayın Mart 2002'de yanılmıyorsam Mart 2002'di Harp Akademilerindeki konuşmada Tuncer Kılıçbaşı bunun adını yani Batı'yı bir tarafa koymayalım ama Batı'yla dengeli ilişkiler için Avrupa Birliği olarak da zikretmişti bunu. Türkiye, Rusya, İran üçlüsü biz bir araya gelelim ve bir şeyler yapalım. Şimdi az önce Paşam'ın ifade ettiği Soçi mutabakatı ya da Soçi anlaşması aslında Türkiye ve Rusya'nın başlattığı bu 27 Haziran 2016 sonrası tekrar ilişkilerde Suriye eksenli, Orta Doğu eksenli başlattığı ilişkilerde İran'ın da dahil edilmesiyle birlikte bu sürecin Astana formatına dönüşmesi ve sonrasında bunun Tahran'da darbe alması üzerine ki orada ciddi anlamda aslında Türkiye karşısında bir Rusya-İran ikilisi adeta mevzi almıştı ama sonrasında bu Soçi'de Sayın Putin ve Sayın Erdoğan'ın bir araya gelmesiyle bir anlamda ötelenmişti ya da kriz dondurulmuştu. Dolayısıyla bugünkü Soçi mutabakatına baktığımızda aslında Astana zirvesini ya da Astana oluşumunu destekleyici bir süreç olarak burada varlığını devam ettiriyor ve burada yine Türkiye-Rusya ikilisi oldukça önemli bir yere sahip. Bundan dolayı Moskova'da aslında çok farklı bir sonuç beklenilmiyordu. Yani hangi anlamda? Yani Türkiye ve Rusya'nın ciddi anlamda işte İdlib üzerinden krize girip ardından da başlayan Astana sürecinin ve bu anlamda Soçi mutabakatının sonlanmasıyla. Peki Rusya'nın buradaki sıkıntısı ne? Rusya'nın buradaki sıkıntısı şu, mevcut konjonktürde Türk-Amerikan ilişkilerinde böylesine bir güvenli bölge noktasında bir mutabakat ve bir işbirliği beklemiyordu. Evet. Çünkü Rusya açısından bakıldığında Türkiye S-400'leri almış, yerleştirmeye başlıyor ya da işte onları montaja başlıyor. Sınıra ciddi anlamda asker yığıyor. Kriz tırmanırken bir anda ikisi oturuyor ya sıkışıyor ve halen şu an içeriği net olarak anlaşılmamış bir konuda mutabakata varıyorlar. Ve bu mutabakata varıldığında da Rusya açısından Türk-Amerikan ilişkilerinin Astana formatını ya da Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkileyeceği ile ilgili ciddi soru işaretleri oluşuyor. Bugün bakıldığında bunu geçtiğimiz günlerde de söyledik. Her ne kadar Moskova'da liderler bir araya gelse de aslında İdlib noktasında bana göre halen çok somut, net bir şey yok. Az önce Paşam ifade etti. Mesela Suriye Esad rejimine ait güçlerin mesela İdlib'i yarıya bölme değil mi? %50'si. Şimdi diyelim ki İdlib'in %50'sine Esad güçleri hakim oldu. Ve yine ifade edildiği üzere bu %50'ye de İdlib'in diğer %50'sindeki insanlar geldi yerleşti. Bu hadise gerçekleştiğinde de günümüzdeki itirazlar ya da günümüzdeki krizin gerekçeleri halen varlığını devam ettirmiş olacak. Yine diyecek ki Esad, yine diyecek ki Rusya ve yine diyecek ki İran. Bu işte terörist unsurlar şu an Türkiye'nin kontrol ettiği %50 noktasında. Bundan dolayı bana göre mevzu şu, İdlib üzerinden Türkiye'yi Rusya ve çok ön plana çıkmamakla birlikte İran bir tercihe zorluyor. Eğer Fırat'ın doğusu noktasında sen bu sorunu çözmek adına Amerika ile bir takım şu an için tam anlayamadığımız bir süreci başlattıysan bil ki bundan sonrasında senin için artık Fırat'ın bir batısı sorunu
oluşmaya başlamıştır mesajı veriliyor. Evet. Ondan dolayı Türk-Amerikan ilişkilerinin seyrine bağlı olarak iyi bakın, Suriye iç savaşında özellikle Rusya'nın tutumu oldukça belirleyici oluyor. Eğer Türkiye Amerika'ya bir adım yakınsa Rusya Türkiye'ye 10 adım uzaklaşıyor ve ciddi anlamda bunu dolaylı bir şekilde Türkiye'ye yansıtıyor. Ondan dolayı şu an ben Moskova'daki bu görüşmelerde İdlib merkezin aynen Fırat'ın doğusunda olduğu gibi dondurulduğu kanaatindeyim. Yani tarafların hiçbiri, ne Türkiye ne Rusya, özellikle de İran, şu an kendi içinde bir kriz istemiyor. Ama aynen Türk-Amerikan ilişkilerinde de Fırat'ın doğusunda olduğu gibi taraflar arasında da bir güven sorunu var. Ve burada Türkiye'nin izlemiş olduğu denge politikası hiçbir aktör tarafından da tasvip edilmiyor ve Türkiye'nin bir tercih yapılması isteniyor. Türkiye mevcut bu politikasını devam ettirdiği sürece hem Fırat'ın doğusu hem de Fırat'ın batısı bağlamında bu İdlib noktasında bu tür krizler bence devam edecek. Ve biz öyle görüyoruz ki bölgede aslında ciddi anlamda bir nüfus paylaşımı var. Evet. Nüfuz alanı paylaşımı var. Ve hiçbir aktör sahip olduğu, şu ana kadarki elde ettiği kazanımı kaybetmek istemiyor. Rusya buna yanaşmadığı gibi İran da yanaşmıyor. Ki burada zaman zaman paşam da ifade etti, Rusya ve İran karşı karşıya da gelebiliyor. Aynı şekilde Amerika da kaybetmek istemiyor. Peki Türkiye niye kaybetsin? İşte bütün mevzu bu. Türkiye'de şu ana kadarki mevcut kazanımlarını korumak ve mümkünse de bir takım farklı atraksiyonlarla bunu daha da genişletmek istiyor. Ondan dolayı biz düne kadar belki Fırat'ın doğusunu konuşuyorduk ama bundan sonra Fırat'ın batısını ve belki de daha farklı şeyleri, evet, konuşmaya çalışacağız. Çünkü Türkiye sahada var olmadığında gayet net bir şekilde biliyor ki diplomasi masasında yok. Ne yeni Suriye sürecinde olur, ne yeni Orta Doğu sürecinde olur, ne de yeni uluslararası sistemin inşa sürecinde olur. Evet. Ondan dolayı ben mevzuya sadece bir İdlib ya da Fırat'ın batısı ya da Fırat'ın doğusu orada sıkıştırılmış küçük alanlar olarak bakmıyorum. Bunların taşıdığı askeri ve diplomatik anlamda üstlendiği manalar çok daha yüksek. Ondan dolayı Türkiye'de bunu gerekirse savaşmak adına, ki bunu çok net bir şekilde bu mesajı veriyor Türkiye, burada varlığını devam ettirecek. Evet, krizler devam edecek diyorsunuz ama öyle. Yani şu şartlar altında, şartlar altında bakıldığında evet, çünkü Amerika Birleşik Devletleri Büyük Orta Doğu projesini devam ettirmekte kararlı. Trump arada bir böyle zikzaklar yapsa da İsrail, Büyük İsrail projesini devam ettirdiği sürece, evet, bundan geri adım atması mümkün değil. Dolayısıyla Büyük İsrail, Büyük Orta Doğu projesi var olduğu sürece biz orada bir tercihe zorlanacağız. Bizim tercihimiz de belli. Biz kendimiz her şeye rağmen orada bölge ülkeleriyle, bölgenin kendi dinamikleriyle bu denge politikası çerçevesinde bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bıçak sırtı bir denge politikası, öyle gözüküyor. Evet, yani. Şu an için öyle. Sonuna kadar devam ettirmek istedi. Her ülkeye de tamamıyla teslim olmadan, kendi milli politikamız üzerinden ısrarla yürüme. Evet, durum yani, budur, evet, diyoruz. Aynen böyle. Evet Sayın Ersen'e, krizler sürecek diyor Sayın Hocam. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuda? Şimdi biz tabii Türkiye açısından bakıyoruz. Türkiye şu anda hangi risk algılamalar içerisinde? Bir kere şu şeye, bazı belediyelere işte el konulması meselesi Türkiye'de, Türkiye'nin terörle mücadelesinde çok ileri noktalara gelmesi meselesini, bakın paralel devam eden bir takım işler oluyor. Türkiye içeride bir kere sahayı daha sağlam tutmak istiyor. Yani içeride terör unsurlarını mümkün olduğunca bastırmak, daha gidişleri azaltmak. Şimdi dışarıda da zaten ABD destekli PKK-PYD büyük bir alanda, 500 kilometrelik bir şeyde, hatta büyük ölçüde ABD desteğiyle alan hakimiyetini sağlamış durumda. Evet. Bu aslında HDP'nin, tabii o bütün hatta değil ama önemli ölçüde sağlamış durumda ve çok destek görür pozisyonda. Şimdi Türkiye Rusya'da Sayın Paşamızın ifade ettiği gibi Türkiye'nin politikada Amerika'ya yaklaşmaması için İdlib operasyonunu rejime hızlandırttı.
Şimdi çok çok kapsamlı, çok yoğun bir Türkiye şu anda tehdit algısı içerisinde bulunuyor. Tabii şimdi Trump'ın ben Twitter adresini geçen takip ettim. Bu Kudüs'teki büyükelçiliklerine birisi gitmiş, önünde fotoğraf çektirmiş. Onu tebrik ediyor falan sürekli. İsrail'i destekleyen mesajlar da atıyor. Tabii seçimler de var. Yahudi lobisinin desteğini de içeride almak istiyor. Şimdi İsrail'de de seçimler var. Evet, arada. Evet. İsrail'de de seçimler önemli. Var. Şu içinde bulunduğumuz şimdi, süreç açısından. Evet. Türkiye direkt olarak hani dış politikada ifade edilmese bile işte o İsrail'in o hayaline doğru giden yoldaki adımlarından endişe duyuyor. Ve bu adımlar da atılıyor. Yani bu Arap Baharı vesaire arkasından çıkan şeye baktığımız zaman bölgede yaşanan her şey, son zamanlarda yaşanan, son zamanlarda uzun bir süredir yaşanan her şey İsrail'in istediği gibi. Bakın hiç tartışmalarda İsrail geçmiyor. Türkiye'nin güvenlik endişesinden bahsediyoruz. Türkiye'nin Rusya'ya mı ABD'ye mi daha yakın olacağı, burada nasıl konumlanacağı, Türkiye'nin terör belasını nasıl aşacağı gibi konuları konuşurken bölgede olan her şey İsrail'in işine geldi. Bir kere Suudi Arabistan ve Körfez tarafı tamamen İsrail'in istediği şekilde biçimlendi. Yani Filistin meselesini artık o taraftan sanki son zamanlarda şey de var efendim. Özellikle Körfez ülkelerinin İran'ın tehdidinden korkarak bu şeyi bozması, İran'a biraz yaklaşması Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Çünkü şeydeki Yemen'de de öyle, Körfez'de de öyle. Yani evet. Böyle bir şey var. Yani bu tehdit algılamaları biraz farklılaşmaya başladı şeyin. Şimdi İran'a mı? İran'a yaklaşıyorlar. İran'a yaklaş. Tabii şimdi Dubai, Körfez şu an mesela, İran ve ABD arasında sanki. Dubai mesela tam turistik bir yer. Bütün gelirinin büyük bir kısmı oradan alıyor. İran'ın büyük ihtimalle İran'da bir şey olursa İran'ın o bölgede işte diğer bir takım örgütleri kullanmak suretiyle Dubai'yi Yemenleştirme. Evet, Yemenleştirme. Yani İran'ın iç istikrarını bozabilecek evet. Gücünü ve devlet tecrübesinin olduğunu kabul etmek evet. Lazım. Bir derinliğinin olduğunu. Çeşitli örgütleri kontrol ederek yani ABD eksenine girmiş Suudi Arabistan ve diğer ülkeleri pişman edebilecek evet. Bir potansiyelin olduğunu da kabul etmek lazım. Ama hani diyoruz ki Türkiye aslında iki dev arasında sıkışmış pozisyonda şu anda. Şeyin de o Suudi Arabistan ve o ülkelerinde böyle bir sıkışmışlık evet. Var ama ağırlık ne tarafta derseniz İsrail tarafında. Yani İsrail tarafında. Yani şöyle diyebilirim. ABD arkasında ABD'nin olduğu. En azından ABD'ye yön veren ABD'nin olduğu. İsrail İran'a göre daha yakın tehdit olarak geliyor. Şimdi Mısır'daki darbe yani İsrail'in tabii ki istediği bir şey. Şimdi aslında Kaddafi'nin de devrilmesi esasında. Geriye baktığımız zaman Saddam'ın da devrilmesi İsrail'in istediği bir şeymiş. Hani o zaman evet. O olayların sıcaklığı içerisinde çok görülmüyor bu ama şimdi İsrail'in istediği, İsrail'in işine gelmesinden endişe ettiğim bir şey de Sayın Hulusi Akar bu ortak harekat merkezi için evet biz ABD'li bunu kuracağız ama yolda farklı şeyler olursa B ve C planlarımız da var bizim. Bu A planı ama ABD eğer hani müttefiklik ruhuna uygun hareketler yapmazsa oyalamaya devam ederse ama şimdi hani bunu yapabilme kabiliyetin o yerleştikten sonra azalır mı artar mı yapabilir misin o ortak harekat merkezini İsrail ABD'ye baskı yaparak lobisiyle baskı yaparak farklı yerlere evirebilir mi zamanında çekiç gücün bize çektirdiklerini biz farklı bir formatta çeker miyiz çünkü sonuçta bu kaplan sırtında yolculuk yapmak gibi bir şey. Yani ya da kaplanla mutabakat yapmak gibi bir şey. Yani karnı tokken, o anda işine iyi geliyorken kaplan sizi gezdirir ama sonra ne yapar belli değil. Tabii şimdi bir de
dış politika iç politikadan bağımsız düşünülemiyor. Çünkü iktidarlar içeride ne kadar güçlü olursa dışarıda da pazarlık masasında o kadar güçlü, rahat psikoloji içerisinde oluyorlar. Şimdi Türkiye'de de dahildeki ekonomik sıkıntıların gittikçe artmasından ya da artıyor havasının verilmesinden dolayı, hani algının bozulmasından dolayı iktidarın hani yerel seçimlerde görülen bir zorlanması var. Evet. İçeride kurulmak istenen farklı partiler var ve o farklı partilerin arka plana ilişkin de farklı iddialar var. Şimdi gerçekten çok zor bir süreç. Hani yiğidi öldür hakkını yeme gerçekten Recep Tayyip Erdoğan için çok ince, yani hem iç politikada güçlü olmazsan dışarıya karşı zaten güçlü olamıyorsun. Çünkü mutabakat muhatapların senin o pozisyonunu lehine değerlendirmek istiyor. Çok burada zor bir süreç var. Ama tabii Türkiye'nin de razı edilmediği hiçbir formülünde yürüme şansı yok. Yani onlar açısından diyor. Hani biz iki dev arasında sıkıştık diyoruz ama biz devler de orada de sıkışmış vaziyette. Evet. Devler de sıkışmış vaziyette. Onlar da zor durumda aslında. Yani Amerika'da, Rusya'da zor durumda yani. Hani şöyle bir şey de bilmiyorum ne kadar ihtimal veriyor. Yani nasıl olur? İşte orada güvenli bölge kurulacak. Buradan Suriyeliler gidecekler. Orada hani o bakımdan da bir rahatlama olacak vesaire. Bu süreç hakikaten şunu da görmemiz lazım. Önümüzdeki kış biraz daha zorlu geçecek her bakımdan. Yani ekonomik bakımdan da zorlu geçecek. Farklı bakımlardan da. Türkiye'nin şu anda şu şeyi sağlaması lazım. Yani hani ne yapılabilir? Şimdi bunun şu yapılabilir denilecek bir şey yok zaten. Mesele çok girift bir mesele ve belki de hani İdlib meselesini dondurucuya atmaları belli bir süre makul bir şeydi. Hani siz dediniz ya. Evet. Makul. Yani Fırat'ın doğusu gibi batısındaki sorunu da dondurmak şu an açısından. Evet. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Şimdi hani iç politika dış politikadan ayrılamıyor. Şimdi bu bazı belediyelerin teröre destek verdikleri, destek veren bazı belediyelerin yönetimlerine el konulmasıyla birlikte baktık çok geniş bir muhalefet bloğu bu HDP'li belediye başkanlarına destek verdiler. Hatta Cumhurbaşkanı adayı olan içlerinden birisi de gitti, ziyaret etti. Şimdi o Abdullah Öcalan'la fotoğrafları bilmem neleri şunları bunları falan o ziyaret ettiği kişinin belli hani görevden alınan belediye başkanı. Şimdi yani dışarıda biz ne diyoruz? Yani hani Suriye'nin toprak bütünlüğünden artık bahsedilse bile bunun gerçekleştirilmesi pek mümkün değil ama orada da bir terör koridoruna, terör devletine biz izin vermeyiz. O Kürt devleti de aslında bir terör devleti olacak ve İsrail'in kullanımına açık bir devlet olacak. Dolayısıyla öyle bir şeye biz izin vermeyiz. Bu bizim kırmızı çizgimiz diyoruz. Ve dışarıda Türkiye'nin bu duruşunu deklare ediyoruz. Diyoruz ki ister Rusya olsun, ister ABD olsun, kim olursa olsun bizim kırmızı çizgimizdir, güvenlik meselesidir. Bizim çok canımızı acıtmıştır. Şimdi bunu dışarıda hani bu tezimizi Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak ortaya koyarken İçeriye baktığımız zaman da bu kadar hani kaynaklarını terör örgütüne Kandil'e aktaran yönetimlere bu kadar hani demokrasi söyleminin ardından sahip çıkılması da bizim devlet olarak gücümüzü azaltıyor. Yani bazı konular var ki tartışma hani fikir özgürlüğü içerisine girmez. Evet. Yani terör demokrasinin bir unsuru değildir. Terör fikir özgürlüğünün bir unsuru değildir. Yani ben terör örgütünü destekliyorum. Benim fikrim böyle. Demokrasi de bana terör örgütünü destekleme hakkı veriyor gibi bir şey söylenmez. Çünkü insan hayatının olmadığı yerde ne devlet olur, ne devletin anlamı olur, ne müesseselerin... Yani içerideki gelişmelerin dışarıdakilerden bağımsız tutulamayacağını söylüyorsunuz. Hayır, şunu söylüyorum. İçerideki özellikle ana muhalefetin tavrı bizim dışarıda elimizi zayıflatıyor. Evet. Yani böyle bir şeye ihtiyacımız yok bizim. Bizim ihtiyacımız olan başka bir şey. Çünkü hani çok köklü bir partiden bahsediyoruz. CHP'den bahsediyoruz. Bunun CHP içerisinde de şikayetle karşılandığını biliyorum. Yani bu Muharrem İnce, o HDP'li azledilen, gönderilen başkanı ziyaret edince
Ben o çevrelerin ne tepki verdiğine baktım. Yani CHP içerisinde de aslında çok böyle yukarıya da çıkamayan, bakıldığı zaman görülen bir tepki var. Evet. Yani ne oluyor kardeşim? Yani CHP olarak biz teröre destek veren, yani terör destek vermek dedi işte arka bahçe, yani terörün arka bahçesi, terör örgütünün arka bahçesi, ön bahçesi, terör örgütünün siyasi uzantısı olan evet. bir partiden bahsediyoruz. Evet. Şimdi bu bana göre hiç normal bir durum değil. Evet. Yani hangi sebeple olursa olsun. Yani bir başka devlette var mı bilmiyorum. Bir örneği var mı bilmiyorum. Teröre direkt olarak, terör örgütüyle direkt olarak ilişkisini ilan etmiş bir parti. Bir parti şu anda hani mevcut devletler... Başka bir ülkede evet. kapatırlar başka bir ülkede de. Evet. Yani evet. kapatırlar. Evet. Bir şeyler yaparlar. Ama Türkiye bu konuda çok parti kapatma konusunda çok fazla acı çektiği için, en çok da Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibi acı çektiği için herhalde bu konuda çok daha dikkat ediyorlar. Yanlış bir şey yapmamak için. Yani parti kapatma değil de şunu söylüyorum. Evet. Bir zaten yok. Yani örneği yok. Yani evet. ABD'de böyle bir şey olur mu? İngiltere'de, Almanya'da. İşte Batı Sunay var. Batı Sunay'ı kapattılar. Kapattı gitti. Yani. Ama kapatılmaktan başka da çare gözükmüyor ki. Olursa yani, tabii öyle olacak sonuçta. Yok yani. Yani. Olacak bilmiyorum. Bir şey, bakın, kapatıp, başka bir formül görebiliyor musunuz yani? Efendim? Başka bir formül yok. Başka formül yok ama işte Türkiye bu parti kapatmaları adet haline gelmesin. Yani geçmiş bir tecrübemiz var. Dolayısıyla o tecrübeyi yanlış kullanmayalım, dikkat edelim falan gibilerden şu anda iktidar buna dikkat ediyor biraz. Öyle yani söyleyeyim. Parti kapatılırsa yoksa kapatılır farklı yani. Bir döneme giriyor demek. Bakın şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz siz? Yani onu göze almış demektir. Evet. Yani, evet. Olabilir, o da olabilir. Evet. Ama kapatıyor, yenisini açıyor falan filan. Tabii. Yani. O da ayrı. Şimdi mesela şu anda hani HDP'li bu görevden alınan, belediye başkanlarına destek veren siyasi anlayışların oy olarak karşılığı hiç az değil. Yani %40'ın üzerinde falan. Neden bahsediyoruz biz? Gidiyoruz. Ama %40'ın o tamamı bu söylediğiniz şeyi destekliyor. Tabii ki desteklemiyor. Yani biraz evvel söylediniz zaten. Tabii desteklemiyor. Tabii ki desteklemiyor. Aslında yani Türkiye'de siyasetin de problemi bu. Evet. Yani taban çok tavana yansımıyor. Aslında. Yani siyasetin evet. temel problemi de bu. Şunu söylüyorum. Hı hı. Yani Türkiye'nin bu problemi öncelikle bir çözmesi lazım. Yani şu yani CHP'nin artık devlet aklı mıdır nedir veya işte bir başka partinin işte ekonomiyi eleştirme hakkı var, şuna buna tepki gösterme hakkı var, ne bileyim hukuki düzenlemelere, medeni hukukla ilgili düzenlemelere falan tepki gösterme, birçok şeye tepki gösterme elbette hakkı var. Protesto da edebilir, pahalı protesto edebilir, zamları protesto edebilir. Zaten muhalefet bunu yapacak. Ama yani terörle ilişkisini çok açık bir şekilde en üst perdeden ilan eden bir siyasi partiye bu kadar oy kaygısıyla vesaire kaygılarla bu kadar destek vermeye hakkı yok. Yani bunu bir mutabakat halinde paşam diyor ki tamam %40'la alsalar diyor, onların tabanında çoğu zaten diyor karşı diyor bunu karşı. Diyor. Evet. Tamam madem karşı yani bunun da yansıması lazım. Tam işte evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği Türkiye İttifakı'dan anlaşılan evet. bu herhalde. Yani evet bunu Türkiye İttifakı'nı temel konularda ittifak yapalım diyor. Tamamlarsak sizden istirham. Evet yani bana şu çok ağır geldi. Cumhurbaşkanı adayı olmuş ve biraz daha hani şartları oturtabilseydi Cumhurbaşkanı da olabilecek. Evet. Bayağı da oy almış. Muharrem İnce'nin yani Cumhurbaşkanı adayı. Yani eğer Sayın Erdoğan olamasaydı o olacaktı şu anda Cumhurbaşkanımız. Evet. Onun gidip yani o terörle yani PKK'ya terör örgütü demeyen hatta değil diyen yani evet. bir şeyi zatı ziyaret edip işte abi demesi ona ve tam desteğini sunması bana çok ağır geldi. Evet, teşekkür yani çok yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak maalesef. Bana çok ağır geldi çünkü o benim cumhurbaşkanım olacaktı belki böyle bir şey evet. yani olmaz. Evet. Teşekkür yani. Ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sayın Paşam, Sayın Pekin. Sayın Arseven diyor ki yani dış politikada benim anladığım yanlışsa düzeltin. İçeriği de düzenlemek lazım. İçeride de tam kenetlenmiş bir şekilde birlik yani, halinde olmak Türkiye lazım. Türkiye İttifakı diyorlar çok yani. Doğru. Biraz, evet. Yani şunu söyleyeyim. Sizin dışarıdaki başarınız, dış politikada başarınız içerideki başarınıza bağlı. Eğer içeride bu ana konularda birlik bütün içinde değilseniz, çok farklı sesler çıkıyorsa
O zaman dışarıda etkili olamazsınız. Çünkü içerideki grupları, biraz evvel Sayın Arsevenin söylediği gibi, içerideki grupları zafiyet olarak algılarlar ve o grupları kaşırırlar. Sonuçta siz hep arkanıza bakmak, içeri arkanızı Tabii. toparlamak durumunda kalırsınız. Onun için hani diyoruz ya, iç cephe her zaman, yani dış cephede bir şekilde halledersiniz ama iç cephede her zaman güçlü olmanız lazım. İç cepheyi düzenlemeden dış cepheyi düzenlemeniz, dışarıda başarılı olmanız çok zor. Onun için yapılması gereken, ben tamamen katılıyorum tabii bu iş konusuna. Evet. Başka türlü hareket edemeyiz. Evet. Yani Türkiye'nin tarihsel hafızasında bir evet. Şeyh Said isyanı var çünkü. O da var. Yani Şeyh Said isyanı var. Tam bir Musul operasyonu. 1924'teki. Evet, Musul yani. Olduğunda içeriden. Evet. Yani çok daha kötü olaylar da olabilir. İşte en son geçtiğimiz 15 Temmuz kalkışması var. Yani düşünün, Türkiye iyi atlattı yine baş. Atlatamayabilirdi de, bu harekatların hiçbirisi yapamayabilirdi de. Ki beraberinde yani, bir iç savaş. Evet yani çok daha farklı şeyler de olabilir. Yani nereden nereye geldik. Onun için bunlar o yapılan darbe de, ondan evvel yapılan işte 17-25 Aralık konuları da hepsi evet. iç cepheyi zayıflatmak ve iç cephede kargaşa yaratıp Türkiye'nin Suriye'ye, diğer yerlere müdahalesini önlemek, Doğu Akdeniz'e müdahalesini önlemek amacıyla yapılmış şeyler. Bu açık. Oralarda bence halk tabii çok büyük şey gösterdi, birlik bütünlük gösterdi. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Siyasi partiler farklı şeyler söylerlerse de halkın tamamı bu i̇şte konuda... İşte ben şunu anlayamıyorum. Evet. Siz anlayabiliyor musunuz? Sayın Hocam, siz anlayabiliyor musunuz? Yani herhalde 15 Temmuz yani darbe girişimine çok böyle birkaç tipi %5'lik, %10'luk marjinal... %11'e diye yoktur. Evet, şey yapmazsanız 15 Temmuz darbesine herkes karşı çıktı. Evet. Yani ne bileyim, farklı siyasi... Ama siyasetteki yansıması böyle olmadı. Hani biraz evvel söylediğimiz gibi. Yok işte kontrollü darbeydi falan gibi söylemlerle. Aslında 15 Temmuz hani olmasın, ne bileyim işte FETÖ'ye karşı, içerideki farklı yapılanmaları, CIA'nın operasyonlarına karşı falan bir birlik havası oluşmuştu. Şimdi iyiydi de, bu da vatandaş tarafından desteklenen, aslında hani kızgın demiri soğutmak meselesi evet. var ya, o zamandan epeyce halledilecekti bu iş. Yani güzeldi o yeni kapıdaki buluşma, iyiydi. Ama bir sanki bir güç etkiliyor. Şimdi şöyle bir şey, tabanda farklı bir hissiyat var genelde. Ama siz öyle bir politika izliyorsunuz ki. Ya ne yapmak istiyor diyorsunuz. Hani mesela Sayın Kılıçdaroğlu için ben ne oldu yani, niye hedefliyorsun sen? Kontrollü darbe demekle veya işte ne bileyim onun üzerinde bir tartışma açmakla. Bir yandan da diyorsun ki bunun FETÖ darbesi olduğu konusunda benim şüphem yok diyorsun. Bunu da söyledi. Şimdi onu söylüyorsun, bunu söylüyorsun. Kontrollü darbe diyorsun, böyle diyorsun vesaire. Şeyde de terörle mücadelede de bir noktada buluşulamıyor. Ya Atatürkçü olman, yani Atatürkçü insan zaten PKK terör örgütüne direkt ideolojik olarak, hayat o her şey olarak karşı olmanı gerektiriyor. Demek ki yani bu Atatürkçülük değil. Hani çok kullanılan, çok şey yapılan Atatürkçülük değil. Halkçılık değil, milliyetçilik değil, ulusalcılık değil, devletçilik değil. Ne bileyim, laiklik değil. Hiçbir şey değil yani. Şimdi peki evet. hiçbir şey değilse ne? Şimdi onun için bu bilincin oluşması lazım. Evet, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hataları vardır. Pek çok hata sayılabilir. Ve bütün başbakanlar için, bütün cumhurbaşkanları için pek çok hata sayabiliriz. Ama sayabiliriz. Ama onun sayılabileceği noktada değiliz ki. Şimdi FETÖ'yle mücadele noktasında bakıyorsunuz. Bugüne kadar efendim aldatıldık maldatıldığın ötesinde tek ve en etkili mücadeleyi ortaya koyan da Sayın Erdoğan. Şimdi bu gerçek de var. Şimdi buna destek vermeli mi, vermemeli mi? Ben diyorum ki ya vermeli. Yani burada işte şunu yapmıştı, bunu yapmıştı, şunu yapmıştı diye zaten sayarsak hiçbir şeyin altından kalkamayız. Ya burada evet. mevzu evet. Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden aslında Türkiye. Türkiye'nin özellikle Soğuk Savaş sonrası dönem, 11 Eylül sonrası dönem itibariyle izlediği dış politika. Bakınız. Ve bakıldığında en somut olarak Gezi ve Sisi, Mısır'daki darbeye baktığınızda ne demek istediğimi daha net anlayabilirsiniz. Evet. Gezi ve Mısır'daki darbe üzerinden Türkiye ya da Türkiye'nin bölgede yürüttüğü politikalar ve bu bağlamda tüm dünyada oluşturduğu algı ya da imaj bir anda yerle bir edilmeye, manevra alanı daraltılmaya ve böylece kendi içine çekilmeye zorlanıldı. Yani Türkiye açısından en güçlü söylem neydi? Demokrasiydi.
Gezi üzerinden buna darbe vuruldu mu? Vuruldu. Yani güvenlikçi politikaları ittiler Türkiye'ye. Evet. Tabii onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Şimdi oturdular CNN üzerinden, diğer uluslararası medya organları üzerinden. Bunların canlı yayını yapıldı mı? Yapıldı. Bütün hedef neydi? Türkiye'ye dönük olarak demokrasiyle ilgili işte bir olumsuz imajı tüm dünyaya aktarabilmekti. Ve eş zamanlı olarak da Mısır'da askeri darbe gerçekleştirildi. Ve bu darbeyle de birlikte Türkiye'nin o ana kadar bölgede yürüttüğü 2-3 önemli sağcı ayaktan biri darbe aldı. Yani bakıldığında Türkiye, Mısır ilişkileri ve Körfez ilişkileri aslında Türkiye'nin özellikle 2009 sonrası yürüttüğü politikaya büyük ölçüde darbe vurdu. Ve Türkiye sadece Mısır'la değil, Mısır'daki darbe üzerinden İhvan ve İhvan üzerinden de Körfez ülkeleriyle sorunlu hale getirilmeye çalışılan bir ülke haline dönüştürülmek istenildi. Ve bugün de bakıldığında aslında Gezi olaylarına itibaren özellikle mevcut siyasi irade üzerinden Türkiye'nin yürüttüğü politikaların hedef alındığını ve buna karşılık işte bahsettiğiniz o aklın buna karşı gerekli cevapları da her şartta, her zamanda, her mekanda vermeye çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla burada bana göre mevzu doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu yeni uluslararası sistemde nasıl yer alabileceği ve bununla ilgili olarak ortaya koyduğu irade. Bakınız Sayın Cumhurbaşkanı şöyle dünya şey, beşten büyüktür ifadesi ve bu anlamda mevcut şu anki devam eden küresel güç mücadelesinde Türkiye'nin çok kutuplu bir sistemde bir kutup olarak yer alacağını ifade etmesi ki Sayın Paşam çok iyi bilir. Avrasya'da işbirliği eylem planına bakıldığında Türkiye ve Rusya der ki Türkiye o zaman Amerika'nın hem müttefiği hem de NATO üyesi. Bakınız Amerika'ya der ki ben tek kutuplu dünyaya karşıyım Rusya ile birlikte. Evet. Bunun anlamı şudur. Yani çok kutuplu dünyadan yanayız diyor zaten açık olarak ve bu dolaylı olarak tek kutuplu dünyaya karşıyız. Artı bir anlamı daha var orada zikredilmeyen. Ben bu çok kutuplu dünyada bir adayım diyor. Ve benim de burada çok kutuplu dünya içerisinde bir hedefim var diyor. Ben de yerimi almak istiyorum diyor. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ifade edilen dünya beşten büyüktür aslında bir devlet politikası. O dönemde de gündeme getirildi. Evet. Günümüzde de gündeme getiriliyor. Ve bunun çıkış noktası neresi? Bakınız insanlar düştüğü yerden ayağa kalkar. Doğru mu Serdar Bey? Tamam. İmparatorluğun son düştüğü yer, Sayın Paşam da çok iyi bilir. Suriye, Irak sınırlarımız. Evet. Sancağın düştüğü yerler burası. Şu an biz aslında orada bir sancak mücadelesi veriyoruz. Aslında şu anki yapılan hadise, Amerika'nın nasıl bir büyük Orta Doğu projesi varsa, İran'ın nasıl bir büyük Pers projesi varsa, Rusya'nın nasıl Petro'dan bu yana güneye doğru politikası varsa, bizim de elbette bir projemiz, bir politikamız var. Ve şu anki mevcut şartlar altında hiç kimse dünkü statikodan bahsedemez. O statiko bitti. Şu an herkes yeni döneme yönelik olarak pozisyon almaya çalışıyor. Ve buna yönelik de bir beka mücadelesi. Ama burada içeride... Ve bu beka mücadelesi çok özür diliyorum. Evet. Sadece bizim açımızdan geçerli değil. Bakın az önce ifade ettik. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi açısından da geçerli. Amerika bu mücadeleyi kaybederse şimdiden biliyorsunuz en son G7'de de bir kez daha deklar edildi. Batı dağılıyor. Daha önceki Dışişleri Bakanı Gabriel'di ismini karıştırıyor olabilirim Alman Dışişleri Bakanı. Artık Amerika Batı'nın lideri değildir dedi. Şu anki Mas, Alman Dışişleri Bakanı, Amerika mevcut bu himayeci politikalarıyla kapitalist düzenin lideri olamaz dedi. Yani Amerika şu anki mücadeleyi kaybettikçe sadece küresel anlamdaki o tek kutuplu iddiasını değil, Batı üzerindeki liderliğini ve o ana kadar tesis ettiği bütün kurumlar üzerindeki etkisini de kaybediyor. Her ne kadar burada işte Trump, NATO şöyle, Birleşmiş Milletler böyle, Avrupa Birliği böyle dese de kusura bakmasın diğerleri de ona çok iyi bakmıyor. Yani NATO ülkeleri hocam, çok güvenmiyor. G7 güvenmiyor. Hocam, yani şunu söyleyeceğim, Amerika'da burada bakıldığında bir beka mücadelesi içerisinde. Dolayısıyla bu mevcut beka mücadeleleri ve Türkiye'nin yürüttüğü şu anki mücadele haliyle şu an çok sert bir takım krizleri, kriz dalgaları beraberinde getirse de
eğer kontrol edilemezse beraberinde çok büyük bir savaşı getireceğe benziyor. Bakınız, uluslararası sisteme baktığınızda bütün sistemler büyük savaşların sonunda kurulmuştur. Vesfalya'dan itibaren bakın. Napolyon'a bakın, Viyana düzenine bakın. Birinci Dünya Savaşı'na bakın, İkinci Dünya Biraz Savaşı'na bakın. Biraz da bana bakın. Bak hocam. Size de Biraz baktım, buyurun. Yani sözünüzü Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı devam ediyor. Ha, devam sayın, ediyor. Yani. Evet. Sayın Paşa'ma doğru dürüst söz hakkı veremedim. Çok kısa süreli konuştuk. Evet. Ben bir reklam arasına tabii gideceğim. Efendim. Ondan sonra devam edeceğiz. Efendim bizden ayrılmayın. Kısa bir reklam aramız olacak. Sonra birlikteyiz tekrar. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Hocam eklemek istediğiniz son yok, bir şey yok. Sayın Paşa'ma gelmek istiyorum. Ben özellikle yani içteki biraz evvel kısaca evet. bahsettiğiniz biraz daha onu derinleştirmenizi istiyorum. Yani içteki istikrarı sağlamadan dışarıda başarılı olmak tabii. mümkün değil. 2-2 daha 4. Bunu biraz daha derinleştirebilir miyiz Sayın Paşa? Tabii. Öncelikle Bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bizim bölgemizdeki yani Orta Doğu'daki biz tabii çok küçük bir alanı inceliyoruz şimdi. Onun üzerine tartışıyoruz ama Orta Doğu'daki kriz aslında biraz evvel hocam da söyledi. Küresel güç mücadelesinin bir sonucu. Ne zaman yeni bir dünya düzeni, yeni bir taksim, yeni bir dünya düzeni ortaya çıkacak, küresel güçler arasında denge sağlanacak. O zaman bu krizler bitecek. Ama o krizler devam ettiği sürece, ki edeceğe benziyor, ettiği sürece biz burada, ülkemizde çok büyük krizler yaşayacağız Orta Doğu'da. Yani bizim gördüğümüz şimdi Suriye krizi bunun bir sonucu. Arap Baharı bunun bir sonucu. Hepsi öyle diyelim. Bir ikinci konu da yine buraya geçmeden ben şunu söyleyeyim. Putin Türkiye-Rusya ilişkilerine stratejik açıdan bakıyor. Biz öyle bakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı öyle bakıyor. Yani bakın Türk Akımı projesi. Gaz alıyoruz. Türk Akımı şeye gönderiyoruz. Avrupa'ya gidecek. Ondan sonra arkasından Türkiye'nin S-400 alması. Yine nükleer santralin yapılması. 6 milyon turistin Türkiye'ye gelmesi, Rus turistin. Tarım şeylerimizi, ürünlerimizi Rusya'ya göndermemiz, bütün bunlara bak, ticaret hacminin 100 milyara doğru çıkması, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkinin bir taktiksel değil, bir stratejik ilişki olduğunu ortaya koyuyor. Yani bağımlılık da sağlanıyor ama bir taraftan da ufak tefek sorunlar yüzünden bu ilişkinin bozulmayacağını görüyoruz. Yani geçen sefer olduğu gibi evet. uçak yani o şekle dönüşürler asıl olarak. Yani dolayısıyla bu konuya öyle bakmak lazım evet. ilişkilerimize. Şimdi içeriye girince ben tabii içeride bir şey var. Şimdi mesela işte AK Parti'den ayrılacak bir grup, iki grup birer parti kuracak. Yani bir sosyal mühendislik var. Yani bir siyasi mühendislik var maalesef. Bu mühendisliğin amacı Türkiye'deki istikrarı bozmak. Türkiye'nin istikrarını bozmak. Türkiye'nin istikrarı nasıl bozulur? Yani şeyleri bölersiniz. Çok sayıda parti ortaya çıkar. Bölersiniz ve sonuçta şeye karşı işte Cumhurbaşkanı'na karşı bir muhalefet oluşturursunuz. İş yaptırmazsınız. İş yaptırmayacak şekilde tedbir alırsınız. Şimdi bu oluşuyor ve millet kamplara bölünecek. Yani şimdi oradan iki parti. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyoruz, söylemlerine bakıyoruz. Bir defa tabii Cumhuriyet Halk Partisi dediğim zaman şeyi ayırmak istiyorum. Yani tabanla üst tarafı, parti yetkilini ayırmak istiyorum. O parti yetkilini söylemlerine baktığımız zaman da bir sosyal mühendislik olayı var. Aynı şey belediye başkanı seçimlerinde de ortaya çıktı. Bu seçimlerdeki alınan oyu farklı maksatla kullanmak üzere devreye aldılar. Yine aynı şey 3 tane belediye başkanının görevden alınması yerine işte vekil atanması yani belediye başkan vekil atanması, kayyumlarıyla atanması gündeme geldi. Orada da aynı şeyler oldu. Yani tenkitlere bakıyoruz. Yani demokrasiyle şunda bunun alakası yok. Açık olarak işte bu televizyon programlarında açık söylüyorum. Diyorlar ki anayasada da diyor, İl İdaresi Kanunu'nda da açık.
İçişleri Bakanlığı bu şeylerin bir takım bağlantılarını gördüğü zaman ya da bunların bir takım suçlarını gördüğü zaman bunları görevden alır. Yetkisi var. Yani hukuki değil, yani yasal olarak yetkisi var. Alır. Ha, ondan sonra diğerler ona müracaat ederler yargıya. Yargı bunun hakkında karar verir. Delilleriyle beraber. Burası da delillerini gösterir. O sonraki iş ama ilk aşamada şimdi alınır alınmaz hemen vay işte demokrasi gitti ya şehir altında böyle bir şey yargıları koparmak, böyle bir kusura bakmayın bir abiyane kullandım ama tabii yargıları koparmak diye. Böyle bir şeyde bulunmak, serzenişte bulunmak, dünyayı ayağa kaldırmak bence çok yanlış bir şey. Çünkü bütün bunların hepsi karşı tarafa hem bunu yaptığımız, terörle mücadele ettiğimiz o teröristlere hem moral veriyor hem de onların ellerini güçlendiriyor. Aynı zamanda bize karşı olanların ellerini de güçlendiriyor. Yani Batı'nın vesairenin bize devamlı işte siz Suriye'de şunu yapıyorsunuz, uzay insan haklarını yapıyorsunuz, katlediyorsunuz. Öbür tarafta Suriye toprağını çıkartıyor. Bütün bunlara verir. Bizi tenkit etme, bizi zor durumda bırakma, uluslararası teşkililerde zor duruma bırakma. Çünkü alenen bir kamu diplomasisi yapılıyor ve bu kamu diplomasisi bütün ülkede, bütün ülkeyi, hem ülke vatandaşlarını hem de bütün dünyayı etkisi altına alıyor. Yani şimdi ne yapacaklar? Birisi gelip bu kadar şeyden sonra, laftan sonra, propagandadan sonra ya da psikolojik harekat, tam bir psikolojik harekat. Bu harekattan sonra ne diyeceğiz yani şimdi? Biz yurt dışına gittik, çıktı bizim temsilcimiz, bir şeyler anlatıyor Dışişleri Bakanı. Soru soruyor. Efendim siz zaten seçilmiş halkın iradesiyle gelen başkanları da alıyorsunuz. Yani böyle bir imaj oluşturuyor. Halkın iradesiyle gelişen, halkın iradesine kimse ses çıkartmıyor. Halk seçmiyor. Zaten halkın iradesine ses çıkarsa o başkanları yeni baştan sokmazlar. Seçime sokmazlar. Evet. Yani haklarında olmadığı için, mahkeme kararı olmadığı için, devam ettiği için kovuşturma, onlar seçime girmişler. Seçildikten sonra aynı şeyleri tekrar etmeye, aynı şeyleri yapmaya başlıyorlar. Yani birisi PKK marşı üretiyor, birisi şehit cenazesinde bunlar bizim için öldüler diye söylüyor. Sizler bizim önümüzü açtınız diye söylüyor. Yani bu ve buna benzer çok sayıda şey var. Sadece olay para değil. Ya da şehit yakınlarını işten çıkartıyor, şehitlerin çocuklarını. Onun yerine PKK'ların, yandaşların çocuklarını alıyor. Öyle söyleyeyim. Ya da PKK ile iş yapan, ona haraç veren bir müteahhite iş veriyor. Bu ve buna benzer olaylar var. Şimdi bütün bunları bir tarafa koyup, unutup, öbür tarafta sadece sandık ve halkın iradesi demek yanlış bir şey. Yani halk birini seçti. Adam seçilen kişi ülkeyi satma ne yapacağız? Yani o yerinde mi bırakıyor? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Yani nerede, hangi ülkede olursa olsun bunu yapanı ister Rusya'da olsun, ister Amerika'da olsun, ister başka yerde olsun böyle şey yaparlar. Yani mutlaka hakkında işlem yaparlar, cezai işlem yaparlar. Yani bu kadar açık. Bizim bütün bunları dikkate almamız gerekiyor. Yani Türkiye'de yapılan şey kutuplaşmayı arttırıyor. Zaten bu işte iki tane parti çıkması bir partiden, onun bölünmesi, istikrarın ortadan kalkması, arkasından başka yerlerinin kaşınması. Yani işte büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde belki Türkiye'de bazı yerlerde şeyler olabilir. Bu HTŞ vesaire falan onlar devreye sokulabilir. Yani ben mesela PKK'nın yavaş yavaş Türkiye'de tehdit olmaktan çıkacağını sanki şeyde olduğu gibi bu Asala'dan nasıl PKK'ya geçtiyse konu PKK'dan da bu gruplara geçebileceğini yani böyle bir oluşum olabilir. Onun dışında Türkiye'de başka kaşınacak gruplar var. Onlar, o vatandaşlarımız kaşınabilir. Bunu yapanlar Fransa, Hollanda ve Almanya'ya özellikle. Bunlar onları kaşıyabilirler, Alevi vatandaşlarımızı. Ve Türkiye'de bir de bunun üzerine bu siyasi mühendisle birlikte istikrar bozulur. Yani şimdi bir belediye başkanı seçilmiş. Evet, haklısınız, seçilmişsiniz. Tamam, güzel. Ama çıkıp da ülkenin başka bir yerinde bir faaliyette bulunmanın bir anlamı yok ki. Siz mesela İstanbul için seçilmişsiniz. İstanbul'un neye gereksinimi varsa oturun onunla çalışın yani. Başka türlü genel politikayla ilgili tabii ki söyleyecekleriniz olabilir. Sizi ilgilendiren, İstanbul'u ilgilendiren konularda. İstanbul Belediye Başkanı'nı biz seçtik demek ne kadar doğru? Yani biz seçtik demek doğru değil tabii. Yani bu mesela bir %10
biz seçtik diyor. Biz seçtik demek ve doğru değil. Doğru değil. Yani. Tabii. Artı orada bir şey daha var. Bu göz ardı ediliyor. Oradaki seçmen iradesi üzerinde bir ipotek var. Yani siz topyekün bir oyu, bir kitleyi yönlendirebiliyorsunuz. Bunun neresi demokrasi? Şimdi oradaki seçmen hocam, oradaki seçmen bir grup Cumhuriyet Halk Partisi adayına oy veriyor. Niye oy veriyor? İşte 25 senedir burası bizim şey değildi, farklı bir parti vardı falan, ona oy veriyor. Şimdi geri kalan oylar o dediğiniz cenahtan gelen, yani Kürt vatandaşlarımızın oyları veyahut da siz Tayyip Erdoğan düşmanlığı, karşıtlığının, düşmanlığı değil mi, karşıtlığının oyları da ona eklendi. Ama o gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi adayına oy veren adamların iradeleri ipotek altına alındı. Niye ipotek altına alındı? Çünkü o %10'lu kesim diyor ki sizi biz seçtirdik. Dolayısıyla bizim isteklerimize dikkat edeceksiniz. Bizim isteklerimizi yapmak durumdasınız. Bizim adamlarınızı işe almak durumdasınız. Bu tabii çok yanlış bir olay. Yani iş buraya geldiği zaman o zaman bu ülkede yani İstanbul Türkiye'ye demokrasi iyi hatırlatmak isteyenler, demokrasi alakası var diyenler bunu ne kadar göz önünde bulunuyorlar? İstanbul başka bir ülke mi? İşte. İstanbul'un Dışişleri Bakanı dışişleriyle ayrı bilmem nesi ayrı mı? Görmezden geliyorlar. Ya olur mu öyle bir şey? Yani evet. İstanbul merkezi idareye bağlı. Tabii. Ve merkezi idarede de İçişleri Bakanlığı'nın idare vesayeti altında. Bu kadar basit yani. Evet. Şimdi ya da ne bileyim Ankara farklı bir ülkeye mi ait? Yani bir merkez devlet var. Merkez devlet gerekenleri yapmak durumunda. Yani öyle baktığımız zaman bu olayların yani bence kendinden oluşmadığını, bir siyaset planlaması yapıldığını ve bu siyaset planlamasıyla planlamasının şeyden de ayrı olmadığını, Doğu Akdeniz, Suriye, Irak ve içerideki PKK'dan ayrı olmadığını, bütün bunlarla beraber düşünüldüğünde Türkiye'yi istikrarsızlaştırma adına yapıldığını ve karalama mekanizmalarını etkilemek, karar alma mekanizmalarını zayıflatmak amacına güttüğünü, bir de buna şeyi koyarsanız Türkiye'yi dizayn etmeden Türkiye'yi eksene çekemeyeceklerini biliyorum. Burada şunu sorabilir miyim size, müsaade ederseniz? Bu Türkiye'nin şu anda yürütmüş olduğu dış politika Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında gelişen bir olay mı? Diyelim ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Allah göstermesin, temenni etmeyiz, vefat etti ya da görevden ayrılmak zorunda kaldı. Bir devlet aklı var mı Türkiye'de bu politikayı devam ettirebilecek? Var tabii. Yani şöyle, yok. Yerine gelen X kişiyle birlikte bu politika devam eder mi, yoksa akamete mi uğrar? Etmesi lazım. Etmesi lazım. Etmezse zaten o zaman kaybederiz. Eğer bu politikaya başlangıçtan itibaren birileri bu devlet politikası değildir, bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın politikası, bir şahsa ait politikada yaklaşırlarsa o zaman devam etmez. Ama aslında bu tür politikalar bir devlet politikası. İşte onun için Türkiye İttifakı'nın anlamı bu. Bu politikayı Amerika'nın politikası değişiyor mu kardeşim? Obama 8 sene kaldı. İsrail'in istediklerini yaptı. Yani üstelik Demokrat Parti taraftarıydı. Yani ondan evvel şey vardı, Bush vardı, oğul Bush. O da öyle devam ettirdi. Olmadı 8 sene. Şimdi Trump geldi. Trump da devam ettiriyor. Değişiyor mu? Yani ufak tefek işte tweetler, şunlar bunlar değişiyor. Ama sonuçta İsrail'in güvenlik ihtiyaçları hep göz önünde. İşte 100 yılın projesi bilmem ne. Onunla beraber Türkiye'nin zayıflatılması, Türkiye'nin ya da Suriye'nin bölünmesi, işte Körfez'deki birliğin dağılması. Bütün bunlara baktığımız zaman bir devlet politikasına ihtiyacımız var. Devlet aklına ihtiyacımız var. Eğer öyle bunu şahıslar olarak kabul ederseniz o zaman biz şüphe yapamayız. Yani çünkü 4 sene, 5 sene, 6 sene, 8 sene bunlar bir devlet ömründe hiçbir şey değil. İnsan ömrü için önemli olabilir ama devletin yaşamı ömrü için bir 600 yıllık devletten bahsediyoruz. 1000 yıllık devletten bahsediyoruz. Öyle olduğumuz zaman hep 50 yıl sonrasını düşünmek durumdasınız. Yani bugün Amerika'nın emperyalist dediğimiz ülkelerin yaptığı gibi ben 50 yıl sonra, 100 yıl sonra Batı liderliğinde bu hakimiyetimi daha hala devam ettirebilir miyim? Şu anda onun mücadelesini yapıyor. Çin'e karşı, Rusya'ya karşı. Yani bütün bunları bir tarafa bırakıp tartışmaları bu konularda bu devlet
politikasına herkesin sahip çıkması lazım. Yani işte bir MHP sahip çıkıyor şu anda AK Parti ile beraber. Aslında İYİ Parti'nin de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de. Erinçek'in de mesela. Erinçek'in de. Evet, o da sahip çıkıyor. Evet. Hatta şunu söyleyeyim. Yaşamak istiyor, yani refah içinde yaşamak istiyorlarsa ve bekalarını düşünüyorlarsa HDP'nin bile buna sahip çıkması lazım. Çünkü daha sonra hedef şeyi yaşatmak değil. Yani bir Kürt devleti kurup yaşatmak değil. Yani İsrail'in hizmetlerinde kullanacak, İsrail'in güvenliğinde kullanacak bir devlet yaratmak istiyorlar. Bu Kürtler için de aynı, Ermeniler için de aynı. Evet. Aynı keşke şey. Paşam evet. Şurada bir harita olsaydı da evet, gösterseydik tabii. Bu bölgedeki Kürtlere vaat edilen devletin evet, sınırlarına. Bakıyorsunuz Büyük Ermenistan sınırları. Evet. Değil mi? Gene aynı. Şu anda da yine aynı. Yani evet, bakıyorsunuz Büyük İsrail. Evet. Şimdi bu Bob Kürdistan nereye kurulacak? Evet. Yani bir taraftan Ermenilere vaat edilmiş, bir taraftan bölgedeki Kürtlere vaat edilmiş ama diğer taraftan da orada bekleyen bir İsrail var. İsrail Ermenileri de kullanıyor. Osmanlı yıkma noktasında yani o zaman İsrail yoktu ama Yahudiler bağlamında konuşuyor. Hala var o zamanlar yani. Tabii tabii. Yani kaç İsrail yılından bahsediyoruz? Balfour Deklarasyonu yapılmış mı o zaman? Daha yapılmamış belki. Yok. 17'de şey ama hayır. Theodor öncesi Herzin, itibariyle. Işte öncesi şey itibariyle. 1898. Evet. Evet, 1898. Bir araya geldiklerinde aldıkları karar var. Osmanlı yıkma kararı var. Evet. Ve o tarihten itibaren de Osmanlı'yı yıkmadan İsrail Devleti'ni kuramayacaklarını biliyorlar. Ve orada da Ermenileri kullanıyorlar. Şimdi bakıldığında da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırmadan Büyük İsrail projesini hayata geçiremeyeceklerini görüyorlar ve dün Ermenileri kullanırken de bugün bölgedeki Kürtleri kullanmak suretiyle bunu yapmaya çalışıyorlar. Dün Ermenilere Büyük Ermenistan'ı vaat ettiler ama sonuçta İsrail kuruldu ve Ermeniler çok büyük zarar gördü. Biz de zarar gördük. Bugün de Büyük İsrail için Türkiye Cumhuriyeti Devleti hedef. Tabii artık kullanacakları içimizde öyle bir Ermeni yok. Bu sefer de kalkıyorlar. Bu projenin en önündeki en büyük engel Türkler ve daha önemlisi bakınız Türk ve Kürt birlikteliğine darbe vuruyorlar. Devlet politikası ile ilgili. Evet, şimdi onunla ilgili şunu sormak istiyorum. Yani şimdi bu şu anda Sayın Paşam da belirttiler, kurulma hazırlığı olan iki ayrı evet, parti var. AK Parti bünyesi evet, içerisinde çıkmış kişiler tarafından. Bunlar yani şu anda bir anket yapılsa siyasi olarak bir çoğunluk sağlayabilecek durumda değiller. Değiller. Ama amaç Sayın Erdoğan da söyledi, Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Maksat burada Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bundan sonraki seçimlerde 56-1 formülünde dikkate alındığında bir kez daha seçtirmemek. Amaç bu gözüküyor. Peki diyelim ki bunu başardılar, seçtirmediler. Ben işte oradan o noktadan kaygılanıyorum. Yani bu Türkiye'nin yürütmüş olduğu dış politikada değişebilir, dik duruş değişebilir mi? Değişebilir. Değişebilir ve zaten değişecek çünkü bir istikrarsızlıkla Mısır'a kendi bakıyorsun, içimize döneceğiz. Kendi Mısır'a içimize bakıyorsun, döneceğiz öyle değil mi paşam? Kendi içimize döneceğiz Sayın Arseven. Yani bununla ilgili yorumlarınızı alabilir miyim? Şimdi hani demokratik bir sistem içerisindesin. Her zaman seni devirmek isteyen farklı sahiplerle, buna dış etkenler de diyebilirsiniz, kişilerin ihtirasları da diyebilirsiniz, ne bileyim, normal de görebilirsiniz. Ya şöyle diyebilirsiniz, yani demokratik nizam vardır, parti kurmak haktır, adamlar çıkacak, işte oy talep edecek, alabilirse ne kadar alabilirse o kadar imkanı olacak. Bunlar söylenebilir. Şimdi o zaman şu olur biliyor musunuz? Her böyle karşı çıkanı, her ne bileyim harekete geçeni ya işte devlet politikamıza bu zarar mı verir, şey mi verir, işte Sayın Paşa'm ifade etti ya 6 yıl, 7 yıl bir insan ömrü, bunlar hiçbir şey değildir. Yani devletin artık yani bunu ne zaman çözeceğiz bilmiyorum. Demek ki AK Parti ile geçen 18 sene, ondan evvelki seneler, ondan evvelki seneler falan, Cumhuriyet'in başından bu yana geçen zaman bize bunu getiremedi. Yani biz çok keskin politika değişiklikleri evet, görüyoruz. Maalesef. Yani merhum Özal vefat ediyor. Onun arkasından başka oluyor. Onun arkasından başka oluyor. Onun arkasından başka oluyor. Bambaşka oluyor. Şimdi İsrail'e yakınlıklar ve uzaklıklarda bile
çok büyük farklar oluşuyor. Böyle olmaz ki devlet politikası. Belli bir mesafesi olur. Yani o mesafe %10'luk oranlarda belki ester ama ana gövde. Şimdi ben bunu daha çok bizim hani bazı programlarda ifade ettim, kültürel iktidar meselesi. Bu AK Parti'nin iktidarı anlamında da değil. Şimdi bakıyorsunuz Türk tarihi boyunca örneklere bakıyorsunuz. Parlak örneklerimize bakıyorsunuz. İşte Fatih Sultan Mehmet, Abdülhamit Han. Parlak örneklere bakıyorsunuz. Orada daha çok kurumsallaşma, ne bileyim defterlerin tutulmasından makamların liyakata göre dağıtılmasına kadar kurumsallaşma ve aydınların değerlendirilmesinde bile Abdülhamit Han'ın politikalarına bakıyorsunuz. Hangi aydınları nerede değerlendirmiş? Bazı aydınların zararını engellemek için neler yapmış? Dışarıdaki teşkilatı dışarıda nasıl etkili olmuş? Yani Paris'e giden adamları ihanetiyle baş başa bırakmıyor. Onların başına adam. İşte Yıldız İstihbarat Teşkilatı diyorsunuz. Çok başarılı bir teşkilat. Ve bununla birlikte kurumlarını da oluşturuyor. Yani eğitim kurumlarını da oluşturuyor. Yani Osmanlı'nın en zor döneminde, hasta adam denilen dönemde aslında ortaya koyduğu eserlere, ortaya koyduğu vizyona bakıyorsunuz. Hepsi kültürel iktidarın ve tarihi background'u bugüne taşımanın karşılıkları olan işler. Şimdi burada mesela Türkiye neyle övünüyor? Hepimiz övünüyoruz. Gayri safi milli hasılasına oranla en fazla yardım eden devlet biziz. Afrika'da da kuyulara her şey yapıyoruz. O Somali'ye yapmadığımız yardım kalmadı. Şimdi Somali'ye giden arkadaşlar diyor ki, Somali'de öyle bir hava var ki şu anda, sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok yardım yapmamış da, diğerleri daha çok yapmış da, efendim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yardımları daha çok zengin kesime gitmiş, başkentine gitmiş falan da, bu algıyla başa çıkamıyorsunuz. Yani şey yapamıyorsunuz. Şimdi ben şuna bağlıyorum daha çok. Bir İngiltere, Afrika politikasını ya da Afrika'nın herhangi bir kabilesine ilişkin politikasını, kabile, herhangi bir kabile ilişkin politikasını retorikle mi belirliyor? Yani işte biz sizin zenginliğinizde gözümüz yok, biz sizi seviyoruz. Tabii ki bu da önemlidir. Ama enstitüleriyle, üniversiteleriyle, fon da ayırarak, kaynak da ayırarak orayla ilgili mikro araştırmalar yapıyor. Yani oranın genetiğine kadar, oranın ruhuna kadar. Şimdi alanı çok iyi tanımanız gerekiyor. Şimdi bilmiyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu kadar mikro düzeyde, mesela üniversitelerin böyle bir yapılanması var mı? Sivil toplum örgütlerinin böyle bir yapılanması var. Bakın Afrika'dan bahsediyoruz. Keşke olsa. Şimdi eğer siz bunu yapmazsanız, kültürel iktidar dedim ya, hani sivil toplum örgütleriniz, işte think tank kuruluşlarınız vesaire, mikro uzmanlık. İşte herkes her şeyi bilemez. Biz sivil toplum örgütünün de hem Afrika'yı hem Asya'yı hem şeyi falan kavraması mümkün değil. Bütün Afrika'yı kavrayacak bir sivil toplum örgütü de olamaz. Ama öyle bir uzmanlaşır ki, yani bu sivil toplum örgütü bu alanda hani çok büyük kaynaklar da ayırabilerek, ne bileyim, o alanın şeye kadar, hücrelerine kadar resmini çekebilecek bir yetkinliğe sahiptir. Bir çalışma temposu. Şimdi TİKA'nın bir takım faaliyetleri var ama bu söylediğiniz değil, oranda değil. Yardım ediyoruz. Evet. Götürüyoruz. TİKA daha farklı şeyler yapıyor ama. Götürüyoruz. Değil mi? Tabii. Mesela bu Suriye'yi yardım organizasyonlarını da gördük biz. Aynı adama 1000 tane ekmek gönderiyor. Ya birçok sivil toplum örgütü aynı iş yapıyor aslında. Yani bunlar organize edebilir. Sen şunu yap. Zaman içerisinde edildi. Ama şu eksikliği görüyorum ben. Bizler politikalarımızı belirlerken belli kişilerin olağanüstü gayretlerine dayanıyoruz, daha çok yaslanıyoruz. Bu devlet içerisinde olabilir, şöyle olabilir. Yani sadece işte Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la tabii ki sınırlı tutulamaz bu. Yani var, yani çalışan, gayret eden insanlar, ama o gayret eden insanların da yani önünde ilim adamlarının, bilim adamlarının, bu alanda çalışanların çok ayrıntılı raporlarının, çok ayrıntılı, ona göre karar vereceksiniz. Evet. Yani her bölgeye aynı politikayı uygulayamazsınız ki. Şimdi bu gerçekten İngiltere'de
bu işleri yapan üniversitelerin ilgili kürsülerine ne kadar para ayırdıklarına falan baktım. Yani dehşet paralar. Hani araştı o şeyler için. Şimdi dehşet paralar da bir de hani çoğu zaman Türkiye'de olduğu gibi ya bu paraları şöyle yapalım falan da değil. Yani alana dönük ve politika belirleyecek kişilerin önüne orasıyla ilgili ayrıntılı haritayı koyuyorsunuz. Şimdi bu tespitinizi kaç yıldır yapıyorsunuz ve kaç yıldır söylüyorsunuz? Söylüyorum devamlı Bey. Bilmiyorum yani ben kendimi bildim bileli bunu söylüyorum ve konuşuyorum. Evet. Ya üniversitede öğrenciyken ben bunu konuşmaya söylemeye Amerika'daki think tankleri ilk tanıdığımdan itibaren böyle gördüğümden itibaren vay be diyorsunuz yani. Evet. Nasıl? Şimdi ben yaşım geldi işte 50'ye. 30 yıl geçti. Bir 30 tane daha söyleriz ama bu kafayla söylemeseydim demiyorsunuz değil mi? Yani, söylemeseydim demiyorsunuz. Hayır ama yani bakın yani siz öyle şeylerden bahsediyorsunuz ki. Ama olmazsa şimdi olmaz bakınız, bunlar olmazsa sonuç, olmaz sonuç, yani. Sonuç almanın yolu Serdar Bey ilgi, bilgi ve koordinasyondur. Evet. En sonunda bu ilgi, bilgi bağlamında koordinasyonu yapar, sonucu alırsınız. Koordine olmadan işte 1000 tane ekmeği gönderirsiniz. Evet. Anlatabildim mi? Bizde birçok yerde dış politikada bırakın bilgiyi ve koordinasyonu, ilgi noktasında bile gitgeller var. Ben yıllarca Türk dünyası çalıştım, çalışıyorum. Bir dönem geliyor Türk dünyası zirvede. Doğru mu paşam? Doğru. Bir geliyor diplerde. Yani tabii yürekler arası bir durum var. Yani, demek istediğim haklısınız. Yani tespitler noktasında hepimiz bunu söylüyoruz. Bu tespitleri hepimiz söylüyoruz. Ama iş uygulamaya, icraya geldiğinde ne yazık ki bakınız aradan 30 yıl geçti neredeyse Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığından bu yana. Bana Türkiye'deki Kırgızistan uzmanının ismini söyleyin. Söyleyebilir misiniz? Evet, söyleyemem. Şimdi bakıldığında 30 yıl geçmiş halen bu konuda uzmanlaşma yok. Bunların bağımsızlığına da biz hazırlıksız yakalandık aslında bakıldığında. Ya 30 yıl geçti. Çin'in geldiği, doğunun yükseldiği yıllardır söyleniyor, dev uyanıyor diye. Kaç Çin uzmanımız var? Şimdi bakınız, ilginin bile gelgitler içerisinde olduğu bir dönemde siz sağlıklı bir bilgi üretemezsiniz. Ve ilgi bilgi bağlamında siz dengeli bir duruş sergileyemezseniz, tutarlı bir duruş sergileyemezseniz, süreklilik arz edemezseniz bununla ilgili koordinasyon konusunda da ciddi sıkıntılar yaşarsınız. İlgi bilgi olduğunda buna hitap edebilecek ciddi bir kurumsallaşmaya gitmeniz lazım ki buna hitap edebilecek ya da bunu talep edebilecek, bilgiyi talep edecek ciddi kurumsallaşmaların i̇şte olması lazım. O bütün sadece bütün kurumsallaşmalarımız, bütün kurumlarımız hedef alınmış ve içi boşaltılmış durumda şu anda. Yani bu FETÖ dönen olay Türkiye'yi çok maalesef zararlı. Bitirdi. Evet, çok kötü. Felaket zararı. Felaket hale getirdi. Bütün kavramların içini boşalttı. Evet, kavramların içini boşalttı. Çünkü biraz evvel devlet politikasından bahsediyoruz. Serkan Bey de söylüyor. Devlet politikası kurumlarla yürür. Tabii. Yani her şey kaydedilir devlette. Devlet arşivi olur. Herkes ne yaptığını, ne bittiğine bakar. Kim nereye gidiyor, ne oldu? Kim nereden geliyor? Yoksa şeyden bakıyoruz. Şimdi Berlin'den binmiş adam uçağa, Erbil'e inmiş. Diyorlar ki bana Sabri Ok Berlin'den şeye geldi uçakla, Erbil'e geldi. Erbil'den de şeye çıktı, Kandil'e çıktı. Şimdi bunu bir hafta sonra söylüyor bana. Ne anlamı var? Bu adam bilet aldığı andan itibaren benim haberim olacak. Gideceğim oraya operasyon yapacağım. Yani Türkiye'de bütün bunların hepsi berbat vaziyette. Yani başka ülkelerden örnek almamız lazım. Yani hiçbir şeyden örnek alamıyorsak tarihimizden örnek alacağız. Evet. Osmanlı'dan örnek alacağız. Yani Osmanlı bu ülke yani bu toprakları kurarken, kurumsallaşırken hep arşiv bırakmış. Yani vakanüvisler, şunlar bunlar yazmışlar, etmişler. Her şeyi kaleme almışlar. Ayrıca bir yere giderken önce akıncılığını göndermiş. Akıncılar gitmeden evvel o bölgeyle ilgili çalışma yapmışlar. Bilim, o din adamları çalışma yapmışlar. Evet. Misyoner dediğimiz yani adamlar gitmişler ondan sonra oralara ve oraların muharebe alanını hazırlamışlar. Hazırladıktan sonra Osmanlı kendi ordusuna gidip oralara girmiş. Böyle Amerika'yı bunlar böyle basit mehter yani, önde bilmem ne falan yok. Böyle, evet bunlar. Böyle bir şey yok. Evet. Ya şimdi çok basit bir şey söyleyeyim. Türkiye'de İbranice bilen
kaç profesör vardır? Şimdi Osmanlı tarihini incelerken, evet. Şimdi ne bir şeye özür diliyorum. Rahmetli Hasan Celal Güzel'in bu Ermeni şey asılsız iddiaları ile ilgili, soykırım iddiaları ile ilgili bir paneli vardı. Panel düzenlemişti. 4 tane Türkiye'den isimlerini vermek istemiyorum şimdi. 4 tane profesör vardı. Ben de dedim ki ya bir şeyler öğreneyim gideyim. Şimdi hepsi konuştu. Anlattı işte. Bildik şeyleri söylediler. İşte iftira atıyorlar falan. Tamam. Şimdi en son konuşan dedi ki şimdi bizim dedi Türkiye olarak en büyük eksikliğimiz bu konuda. Bizim dedi Ermeni, eski Ermeni metinlerini, Ermeni belgelerini inceleyebilecek efsafta uzmanımız yok. Batı Ermenicesini. Artık neyi kastettiyse, hani mesela Osmanlıcayı, Osmanlı'nın ağdalı metinlerini okuyabiliyor muyuz? Okuyamıyoruz. Tamam. Şimdi hani Ermeni bir diyor ki, bu diyor Türkiye'ye iftira atan o şeyler, diasporada iftira atan o Ermenilerin uzmanları Osmanlıcayı en ağdalı metinlerini okuyacak kadar iyi biliyorlar. Çünkü bir belgeyi tahrif edebilmek için de bilmek gerekiyor. Neyi Serdar tahrif Bey, edeceğiz? Paşam şimdi çok iyi bilir. Bir bitireyim evet, hocam. Bitirin söyleyeceğim. Ben de dedim ki orada, ya dedim, yani Türkiye'de bütün bu araştırmalar o hani Ermenice, hani tarihi metinlerini inceleyebilecek Ermenice bilen uzmanların yokluğunda yapılıyorsa zaten savaşı kaybetmişsin sen. Tabii ki onlar iddialarını, asılsız iddialarını, senin gerçek tezlerine, hani şu şey değil ki, tarihçilerden oluşan bir komisyon kuralım, karşı karşıya gelelim. Ya şimdi bunun bir altyapısını önceden oluşturmak lazım. İbranice dedim. Ne bileyim, Bulgarca. Şimdi bunlar bizim şeyimiz, coğrafyamız. Ne bileyim, Romence falan, bu bizim hani onların metinlerini, onların şeylerini, onların ilişkilerimiz olmuş çünkü oraları biz yönetmişiz yüzyıllarca. Şimdi bunları bilmeden, yani oraya ile ilişkin, oraya, Afrika'ya, Balkanlara falan politikalarını belirlerken hangi şeye entelektüel ne bileyim şeye yaslanıyorsun, ya da hangi irfan, hangi birikime, hangi şeye yaslanıyorsun? Önüne gelen raporlar, yani gerçekten oranın resmini en ayrıntılı biçimde, hani askerlikte o orayı çok ayrıntılı bir şekilde bilmezseniz savaşı tabii kaybedersiniz tabii herhalde haritada. Tabii. Nokta olarak yani. Tabii. Gideceğiniz yerde neyle karşılaşacaksınız? Askeriniz neyle karşılaşacak? Bilmeden gönderir misiniz? Yani askere ateş atmak olur o. Şimdi bu konuda çok ciddi, çok çok ciddi eksiklikler var. İşte sorunuz da oydu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mı bağlı politika? Evet. Siz bunu Sayın Özal'a bağlıydı. Rahmetli Özal'a bağlıydı. Ben burada bir maalesef şey atlamadan bir şey söyleyeyim. Asam'ı bilirsiniz. Biliyorum. Asam zamanında Ermeni Araştırmaları Enstitüsü kuruldu mu? Evet. Kuruldu. Erarendi adı. Evet. Peki ne oldu sonra? Kapatıldı Asam'la da. Bitti. Ermeni Araştırmaları Enstitüsü. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Kuruldu. Ben İstihbarat Başkanı olduğum zaman 2007 GES Komutanlığı da bana bağlı çalışıyor. Tabii her yeri dinliyoruz. Yani Ermenistan'dan işte Gürcistan'a kadar bütün bölgeyi dinliyoruz. Başka yerleri dinliyoruz ama mesela şeyden uçak kalkıyor Tel Aviv'den. Savaş uçakları bizim oraya doğru geliyorlar. Onların konuşmaları dinliyoruz ama İbranice bilen yok. Ya. Şeyde GES komutanlığında. Ya. Sonra adam gönderdik. Önce Arapça öğrettik, sonra da İbranice öğrenmek üzere öyle başladık olaylara. Yani bunu böyle yapmazsak yani işin içinden çıkamayız. Ben İngiltere'de kurstayken şunu gördüm. O zamanlar şey başlamıştı. Bu Avrupa güvenliği ile ilgili, yani Rusya ile Avrupa arasında bir şey silahların şey yapılması, AGİK anlaşması göre. Adamlar binbaşı rütbesindeki adamlarını alıp oraya denetleme gönderecek adamlarına Rusça öğretiyorlardı lisan okulunda, İngiltere lisan okulunda. Yani bunu böyle yapmak, bunu böyle yapmazsak yani işin içinden çıkamayız. Yani bu hem istihbarat teşkilatı için çok önemli, hem de devlet yönetimi için çok çok önemli. Bakın İngiltere'de Oxford'u falan birincilikle biten adamlar gittiği iki yer var. Bunlardan bir tanesi Dışişleri Bakanlığı, bir tanesi Milli Savunma Bakanlığı'dır. Yani öylesine adam seçerler, öylesine alırlar ve
Ondan sonra da çok inceleme yapadı. Hatta Almanya'da Genelkurmay Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ziyaretinde, yani 2009 arada gittiğinde Afganistan'a adam gönderecekler, asker gönderecekler. Ne yapıyorsunuz falan dedim. Dedi işte bir şubeleri var. 8 bin kişi çalışıyor. Yani 8 bin kişi nasıl oluyor falan dedim. Yok dedi, hepsi üniversitede çalışıyor. Biz o gideceğimiz yerin meteorolojik durumunu, toprak durumunu, su var mı yok mu, hava ne oluyor, kışın, yazın nasıl giysiler lazım, halkın demografi yapı nedir, halk hangi dili konuşur, yani bütün bunlara varıncaya kadar. Bütün bunlara varıncaya kadar bir broşür hazırlatıyorlar. Yani hepsi gelip hazırlıyor. Herkes kendi bölümünü hazırlıyor. Getiriyor, birleştiriyorlar. Ve ondan sonra askerini oraya gönderiyor. Yani onun için bu konularda çok geri. Yani bu, düşünün, bu Almanya'nın bir şeyi yok. Yani taarruz politikası yok anayasasına göre. Ona rağmen oraya bir idari anlamda bir asker gönderirken bile bunu yapıyor. Bu devlet politikası olarak bir düşünün neler yaptıklarını, nasıl hazırlandıklarını. O zaman işte devlet politikasından bahsedilebilir, devamlılığından bahsedilebilir. Yoksa biraz evvel Serkan Bey'in de söylediği gibi Özal rahmetli olur, politika bir tarafa atılır. Tabii ki o politikalar zaman içerisinde %10, %5 revizyona uğrayabilir. Yani gayet doğal, şartlar değişiyor çünkü. Ama bir politika bu tarafa atılıp tam 180 derece terzi bir politika başlanmadı. Bir taraftan bilmem kimi düşman olarak görürken, öbür taraftan adamı dost olarak görüp, öbür tarafı düşman olarak görmek gibi böyle saçma sapan bir politika. Bir de şu yok mu? Şimdi işte sizi bu devlet birçok kaynak ayırmış. Evet. Siz de kendinize yatırım yapmışsınız. Evet. Uzun yıllar boyunca bir aslında milli serveti. Her evet. insan aslında bir insanlık serveti, milli evet. servet. Şimdi İktidarlar değişiyor. Hatta iktidarlar içerisindeki bakanlar değişiyor. Memleler değişiyor falan filan. İktidarı kaybetmiş kişi tamamen bitmiş kişi oluyor. Yani evet. Bu hani bir gelenek olması, devlette tecrübe edinmek kolay bir şey değil. İyi tabii. Evet. Yani şimdi hani biz zamanda monşer falan deyip küçümserdik bazı adamları falan. Şimdi baktık ki yani onlar uzun yıllar boyunca yetişmişler. Onların yerine gelen bazıları dolduramadı onu. Çünkü bu bir şey işi. Yani hani birikim işi. Evet evet, yani dış işlerinin de ayrı evet. bir jargonu var. Gazeteciliğin de ayrı bir jargonu var. Şimdi orada pişme işi. Şimdi bunu pişiremezsen iktidarlar geldikçe ya da iktidarlar içerisinde değişik olduğu müddetçe sen şu adama sen artık tamam. Sen ıskartaya çıktın. Ben şunu düşünüyorum. Yani şuraya hani bir ekmek parçası düşse ya İsra aman günah buraya koyuyoruz ama çok sayıda insanı da biz birikimimizi de harcıyoruz, değerlendirmiyoruz. İşte bu bağlamda yani, Sayın Pekin'in durumuyla da ilgili ben onu söylüyorum. Sözünüzü kestim, özür dilerim. Yani emekliye ayrılması yani en üst seviyede istihbaratın bir numarası, genelkurmayda bir numarası iken bir anda emekliye ayırıyorsunuz ve bir insanı boşa çıkarıyorsunuz. Yani emekliye ayrılmak sadece yetmiyor. Yani önce cezaevine atıyorlar, askeri cezaevine. Bir yıl Silivri'de sivil, askeri cezaevinde emekliye ayırıyorlar. Ondan sonra sivil cezaevine gidiyoruz. Bir yıl da orada yatıyoruz Silivri'de. Ondan sonra çıkıyoruz işte yani oturtulamayan şeyler var. Şimdi evet. oradaki psikoloji de ne? Evet. Şimdi Türkiye'de nasıl psikoloji yönlendirdi FETÖ? Evet. Şimdi bir 28 Şubat yaşamışız. Doğru. 28 Şubat'ta öyle şeyler yapmışlar evet. ki. Bu Akit gazetesinin merkezine bile panzerlerle manzerlerle evet. gelip bilmem ne bir şey çıkmamış ama şimdi öyle bir korku şey verilmiş ki. Bir de daha önceki darbeler vesaire. Evet. Şimdi hani ya biz darbeleri tarihin çöplüğüne gömüyoruz. Bu darbecilerin burnunu öyle bir sürteceğiz ki. Evet. Bundan sonra bir daha darbe yapmaya kimse teşebbüs edemesin. Söyleme meşrulaşıyor ve merkeze oturuyor. Ve bunu sürükleyen FETÖ'yü de o zaman meşrulaştırıyor. Kendi darbeci elemanlarına alan açmak. İşte onun için mesela yani beyi nasıl yoracaksak yoralım. Mesela ben şunu şey yapıyorum. Ya diyorum arkadaş kimisi var böyle. Ya niçin Abdülhamit Han'a hakaret ediyorsunuz? Niye Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ediyorsunuz? Kardeşim bizim değerlerimiz onlar hepsi. Hataları var mı? Var. Fazlaları da var ama yani. Hani ölüler üzerinden kavga da bırakın yani. Yani çok kavga ederiz biz ölüler üzerinden. Ölülerin hataları üzerinden ya da kavga ya da ölmüş kişilerin işte yaptıkları üzerinden gururlanma falan meselesi değil. İyi şeyler yapan kişilerin
iyi şeylerini al, bugün onu geliştirerek tatbik et. Kötü şeyler yapmışlarsa da onu yapma. Tabii. Hayat pratiğinin sana öğrettiği budur. Evet. Sen şimdi diyorsun ki atam 21 yaşında, işte Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fethetmişti. Bununla övünüyorsun. Ama derler ki sana, sen 60 yaşında ne yaptın? Aslında bu senin övüncün değildir. Tabii. Dolayısıyla şimdi bunları bırakıp, gerçekten böyle bir meselemiz var. Ben diyorum ki, işte hani Sayın Hocam ilk bölümde dedi ki, İran'ın bir politikası varsa, Rusya'nın politikası varsa, ABD'nin politikası varsa elbette bizim de politikamız var. Söylem güzel. Ama bu politikanın zafere ulaşabilmesi, bizi hedefe götürebilmesi için bilimsel altyapıyla, irfan, ilim altyapısıyla desteklenmesi lazım ve takım oyunu oynamak lazım. Hamasetleriniz yani, var. Yani üniversitelerimizin bizim dış politika hamlelerimize katkısı ne orandadır? Şimdi, şu anda bile ne orandadır? Şu anda bakın, şu anda bile devlet neyle uğraşıyor? Suriye'yle uğraşıyor, İdlib'le, işte güvenli bölgeyle uğraşıyor. Bu konuda hazırlanmış hiç tez duydunuz mu? Tez var mı yani bir şeyle ilgili? Yok. Yani sahaya da bir sürü adam gönderiyor. Bakıyorum her zaman, Milli İstihbarat Teşkilatı olsun, üniversiteler olsun, sahaya devletin katkısıyla çok sayıda adam gönderiyor. Ve hem Suriye sahasında hem de Irak sahasında çok iyi çalışmalar yapan doçentlerimiz var. Çalışıyorlar, ediyorlar, getiriyorlar bilgileri. Ama bunların ortaya koyduğu bir şey yok. Yani devlete yardımcı olacak. Yani tutup da Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya da Karalca'nın önüne, efendim bakın durum budur diye, o da baktığı zaman buraya, ha ben güvenli bölgeye şöyle yaparsam o zaman şu sorun çıkabilir ya da şunu böyle yaparsam bu sorun çıkabilir diye bir karar alabilirsin. Yoksa ezbere karar almanın bir anlamı yok. Tabii. Şimdi savunma sanayi alanında gerçekten biz dışarıya bağımlılığımızı gittikçe azaltıyoruz. Güzel bir şey. Harika bir şey. Yüreğimizin yanık olduğu bir durumdu. Ve yani ne kadar azaltırsak o kadar iyi. Ama sonuçta o yapacağınız silahları, aleti, edevatı falan nereye göndereceğinizi, nasıl göndereceğinizi, nasıl kullanacağınızı, hedeflerin ne olduğunu, yani tamam elde gücün olması iyidir ama hani kontrolsüz güç meselesi de var. Şimdi bu olmadan biz çok konuşuruz. Bakın hani dediniz ya, Allah gecinden versin, Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Sayın Erdoğan vefat ettikten sonra yerine gelecek kişi ne kadar karizmatik, ne kadar güçlü olursa olsun, yani bu bir kişinin halledebileceği bir şey değil ki. Yani tamam, Dışişleri Bakanı şu anda çok başarılı gözüküyor. İşte çok aktif gözüküyor, çok dinamik gözüküyor. Yani sokakta sorduğunuz zaman da hangi bakanları başarılı buluyorsunuz? 3 tane diyorsa işte birisi de o oluyor. Ama yetmez ki, hangi birisini kavrayabilsin? Yani bu dünyada, bu şeyde. Şimdi bu olmadan, şimdi mesela bir şeyin altından, bir devletten üniversiteleri çektiğiniz zaman, Amerika'da üniversite birikimi olmasaydı ne kalıyor Amerika'dan geriye? Think tankları çektiğiniz zaman ne kalıyor? Hiçbir şey kalmıyor. Bir şey kalmıyor. Bakın, hani altından, enerjiden vesaire çok önemli onlar. Ama yani onları da değerlendirebilmek için, enerjiyi sağlıklı bir şekilde kullanabilmek için de, aslında sahip olduğunuz enerjinin mahkumiyetiniz olmaması için de. Yani bu şeye, ama şu anda ben üniversitelerimizin bu politikalara çok ciddi katkılar sunduğunu ya da öyle katkılar istendiğinin emarelerini çok görmüyorum. Evet. Yani think tank kuruluşlarımız böyle, ne bileyim ben gazeteci olarak şimdi diyelim ki herhangi bir ülkenin politikasıyla ilgili derinlemesine bilgi sahibi olmak istiyorum. Yani artık kaç think tank var? Yani kaç var? 5, 7, 10 bilmiyorum yani. Saymadım kaç yıl oldu. Yani işte cevap, sonuç. Var mı daha doğrusu? Oraya girmiyorum. Yani Amerika'daki gibi. Ama şunu soruyorum. Türkiye'de kaç think tank var? Amerika'daki gibi faaliyet gösteren Türkiye'de kaç think tank var hocam? Ben sorayım size mesela. Soruyu değiştireyim. Ben pas. Joker'e atıyorum. Ya şimdi Hasan Celal Düzel dedim ya. Evet. Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi diye Serdar bir şey. Serdar Bey, ben orada Uluslararası Rahmetli İlişkiler Enstitüsü'nün başkanıyım. Halen mesela eski bina şu an değişti. Şuradaki, o binada ismim dururdu. Ama Hasan Celal Bey rahmetli o kadar destek istemesine rağmen, Sayın Paşam da çok iyi bilir, o destek oraya gitmediği için sadece oradaki
odalarda, o kadar. Kapılarda ismimiz yazılı. Yani dolaştım bir gün. Bakınız. Rahmetli dolaştırdı bana. Sizin de isminiz. Evet. Tabelalarda şey var. Birisi şurasının uzmanı, birisi burasının uzmanı. Evet. Bir de listede birçok isim var. Evet. Ya güzel dedim ama. Kimse yok. Dedi ki, ya dedi şu dedi şey parasını ödeyemiyorum. Yani bu ısıtma parasını falan. Of. Bir de dedi, ben başıma yani. Dert ettim aslında dedi rahmetli Hasan Celal Güzel. Evet. Eskiden Çankaya'ydı bizim yerimiz, eve yakındı. Şimdi ta şeye kadar Balgat'a kadar Gölbaşı'na kadar her gün benzin parası ödemekten canım çıktı. Maaş falan da yetmiyor dedi. Şimdi o şey Yeni Türkiye dergilerini hani onların her biri bir şeydi yani uzmanlara yazdırıyordu bir platformdu. Bilgiyle ediniyorduk oradan. Şimdi, ya çok borçlandım. Matbaacı arıyor, bilmem ne arıyor, o arıyor, bu arıyor. Şimdi yani bu rahmetli Hasan Celal Güzel de olmayabilirdi. Hani o değil bu da denmesi lazımdı. Şu anda bakın herhangi bir konuda derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyenler ve sağlıklı bilgi. Şimdi ideolojiye göre de şekilleniyor. Aynı şey birisi kötü diyor birisi iyi diyor. Ben onu istemiyorum ki ne onu görmek istiyorum benim aklım var. Gerçek ama, durumu istiyorsun. Evet evet yani. Gerçek durumu ama her şeyi öğrenemem ben gazeteci olarak alacağım onu yansıtacağım. Yani benim şeyim odur ama gerçekten yok. Bakın ekonomi alanında da şimdi ben şu anda Türkiye'nin ekonomik tablosunu sağlıklı bir şekilde tutabilecek. Çünkü bazı adamların yazdıklarında ya da bazı sivil toplum örgütlerinin yazdıklarında koyduğu raporlarda tarafgirlik görüyorum. O veya bu yönde. Şimdi bunu ayırt edebilecek uzmanlık yok ki bende. Dolayısıyla öyle bir şey olacak ki gerçekten uzman bir adam zaten uzmanlığına leke düşürecek işler yapmaz. Yani neyse o. Şimdi neler oldu? Neler oldu? Bakın birçok sivil toplum örgütü, işte birçok ekonomist, profesörler falan da var işte. Bu arada süremiz az kaldı. Tamam. 15 dakikamız ama kaldı. Ama önemli burası bak. Evet. Birçok profesör var dedi ki dolar işte 12 bin lira olacak. 13 olacak, 15 olacak. Atlat bildiğin kadar. 20'ye de çıktı, 40'a da çıktı. Ya kimisi işte kimisi dedi ki ya işte şu kadar düşecek, bu kadar düşecek falan filan. Özellikle hani yukarı doğru uçanlar vesaire ya bunun dayanağı falan da yok. Şimdi bir de sosyal medya afeti var. Burada gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı olan mesele bu. Yani o politika, ben şuna inanmıyorum yani. Adam sağcı da olsa, solcu da olsa, işte kendisine İslamcı da desin, milliyetçi de, ulusalcı da desin. Bu memleketin kahir ekseriyeti vatanseverdir. Farklı görüşler de olabilir. Yani bizim insanımız belli. Ama yetmiyor. Yani şeyde iyi niyetli çabalar da sonuç almaya yetmiyor. Çünkü uğraştığın devletlere bak senin. Yani Rusya ile uğraşıyorsun, Amerika ile uğraşıyorsun, İngiltere ile uğraşıyorsun, Avrupa Birliği ile uğraşıyorsun. Avrupa Birliği, evangelistlerle uğraşıyorsun. Evangelistlerle uğraşıyorsun, İran'la uğraşıyorsun yeri geldiğinde. Şimdi yani bunları kendi içerisinde İran'ı az görme, İran'ın bir çekirdeği ama çok kurumsal. Çok kurumsal. Devlet geleneğini bozmadan devam ettiren bir şey var, yapı var. Dolayısıyla buralarda sıkıntı var. Yani nasıl 30 yıldır konuşuyorsun? Ne oluyor falan. Ben artık konuşmuyorum. Ben kendim için diyorum. Ben artık konuşmuyorum. Ben de 30 yıldır konuşuyorum da kendim evet, için diyorum. Evet. Ne oluyor diye bazen kendime de soruyorum. Yani ya mesela üniversitelerden bahsediyorsunuz hocam? Çok üniversiteler. Mesela paşam yine gayet iyi bilir. Bir ara oturdular 10 tane 12 tane üniversitede pilot uygulama olarak. Evet. Think tank araçlar değil mi? Stratejik araştırmalar. Evet, hiçbiri çalışmıyor. Hiçbiri çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Sen adama yer vermiyorsun. Adama bütçe vermiyorsun. Ne olacak? Adam da mış gibi yapar. Bakın, ondan sonra da kapanıyor. James Jeffrey burada büyükelçilik yaptı. Daha sonra Bağdat'a gitti. Bağdat'ta büyükelçilik yaptı. Sonra emekli oldu. Washington'a gitti. Washington Enstitüsü diye bir enstitüsü var. O enstitünün şeyi var. Yakın Doğu Politikaları bölümü var. Hatta bizden de bir Darüşşafaka'dan mezun olmuş bir arkadaşımız var. Siyaset bilimci orada. Orada adama o bölümün başkanlığını verdiler. Yani şimdi bunları yapmazsanız zaten olmaz. Yani o zaman hiçbir şey yapamaz. O da orada çalışıyor. Yani bildiği işleri yapıyor adam. Orta Doğu'da görev yapmış, Türkiye'de görev yapmış, birçok yerde görev yapmış. Bu bölgeyi tanıyor. Yakın Doğu'yu tanıyor. Yakın Doğu'yla ilgili şey yapıyor. Gereken çalışmaları yapıyor. Ve doğru bilgiyi öğütüyor. Yani sadece üstelik bu bir think tank kuruluşu. Washington Enstitüsü. Ve Washington Enstitüsü'nün en önemli özelliklerden bir tanesi Yahudilerin kontrolünde olması. Yani onun çıkardığı evraklar mesela 200 senatöre birden bir anda dağılıyor.
O derecede etkili bir şey. Yani şimdi bunu yaparsanız o zaman olur. Yani üniversitelerle işbirliği, işte ilgili yerlerle işbirliği, bu tip adamları Türkiye'de yok, bu tip adamlar. Dolu adam var. Yani ideolojisi ne olursa olsun, ideoloji ayrı bir konu ama fikir üretecek dünya kadar adam var. Tecrübe sahibi dünya kadar adam var. Bu adamlardan faydalanırsınız ve işte o zaman üniversite olur. İşte gerçekten. Koordinasyon sorunu. Evet. İlgi, bilgi, koordinasyon. Türkiye'nin temel sorunu bu. Paşam'la devam edelim. Biraz bu Fırat'ın doğusuna girelim. Süremiz, onu söyleyeyim hemen. Süremiz de azaldı. Tamam. 12-13 dakikamız var. O konuya da bir giriş yapalım Paşam. Buyurun. Yani şöyle söyleyeyim. Fırat'ın doğusunda bir güvenli bölge kurma konusu bana göre yani şu andaki bildiğim kadarıyla o 3 tane işte anlaşma var ya da mutabakat var. Bir müşterek harekat merkezi kuruldu. Zaman kazanmanın dışında başka bir şey değil diye değerlendiriyorum. Niye böyle değerlendiriyorum? Oyalama taktiği. Oyalama taktiği. Evet. Niye böyle değerlendiriyorum? Çünkü derinlik hiç önemli değil bakın. Derinlik kaç olursa olsun. Şimdi adam diyor ki size bir şeyde hiçbir şeye yerleşim merkezine girilmeyecek. Yani il merkezlerine girilmeyecek. Kırsal alana girersiniz. İki, hiçbir Kürt yerleşim merkezine girilmeyecek. Amerika'nın yani, söyledikleri. Evet, bunlar. Girilmeyecek. Evet. Üç, biz bu alanda ortak devriye yapacağız. İşte buradan YPG çekilecek. Peki yerleşim merkezlerinde kim kontrol edecek burayı? Askeri konsey. Askeri konsey kim? Şeyin Suriye Demokratik Güçleri içerisinde PYD yanlısı gruplar. Yani Arap bile olsa o yanlı gruplar. Yani bir de adam orada bütün sistemi kurmuş. Yani nasıl kurmuş yerleşim merkezlerinde? Bir idari sistem kurmuş. O idari sistem devam ediyor. Okullar, çalışmalar, şunlar bunlar, iş, İslam vesaire falan, güvenlik. Bütün bunlar onlara ait olacak. Şimdi onun dışında siz YPG'nin 30 bin kişilik ordusunu, yani silahlı güç gerçekten böyle şeyli, tank savarlı, omuzdan atılan füzeler falan dahil olmak üzere. Bunu biraz daha geriye çekiyorsunuz. O hiç orada duruyor. Hazırlığı devam ediyor. Amerika onu desteklemeye devam ediyor. Muhtemelen Amerika'nın üstlerine de giremeyeceğiz. Amerikalıların üstlerinin bulunduğu yerlerde işte depolar falan var. Oralara da giremeyeceğiz. Bunu geri çekiyor. Şimdi bunu burada muhafaza ediyor. Bölgede, güvenli bölgede de siz Amerika'yla beraber dolaşıyorsunuz. Devriye dolaşacaksınız. Dolaşma esnasında bir konu ortaya çıkarsa bunu şeye söyleyeceksiniz. Askeri konseye söyleyeceksiniz. Askeri konsey o işlemi yerine getirecek. Yani oranın kurduğu, Amerika'nın kurduğu bir yerleşik düzen orada devam edecek. Yani şimdi o zaman bu bir dönem böyle gider. Ondan sonra çok rahatlıkla bu ordu buraya gelmek suretiyle. Çünkü bu orduyu dağıtmıyor. Biz niye istiyoruz güvenlikli bölgeyi? Türkiye niye istiyor? Bir, bunların kurduğu düzeni dağıtmak istiyor. Yani orada kurduğu idari düzeni dağıtmak istiyor. Ama ve dağıtmayacaklar. Dağıttırmayacaklar. Evet. Bu orduyu da dağıtmak istiyor. PKK'dan, PYD'den oluşan 13 bin tanesi de bu ordunun PKK'lı. Yani militan, Irak'tan gelme, Türkiye'den gitme. Bunları da dağıttırmayacaklar. Ve siz orada, sizin gözünüzün önünde iki parça halinde. Bu tarafta siviller, bu tarafta askerler hazırlık yapacak. Yani asker derken PKK'dan bahsediyorum. Hazırlık yapacaklar. Şimdi eğer Türkiye bu haliyle girer yaparsa tamam oldu ben bu işi bitirdim derse yanlış yapar. Asıl Türkiye'nin işi şimdi başlıyor. Girdikten itibaren çok iyi kontrollerle bütün bunları teker teker gösterecek. Bunların olmayacağını gösterecek. Bu şeyi dağıtacak, formülü bulacak. Yani istihbaratta mı bulur, başka türlü mü bulur? Bu onların kurduğu idari sistemi dağıtacak formülü bulacak ve eğer beceremezse, bunu yapamazsa, yapamayacak durumdaysa orada bulundurduğu şeyi yığınağı bozmadan içeri girecek ve işgal edecek. Başka çaresi yok. Yani biz sonuçta bölgede Amerika Birleşik Devletleri ile savaşacak mıyız önümüzde? Eğer büyük ihtimal öyle gözüküyor. Amerika ile savaşmayı istemiyor. Amerika'nın desteklediği Kürtlerle savaşırız. Ya da PYD PKK ile savaşırız. Amerika Birleşik Devletleri bize doğrudan silah atmaz. Ama onların desteklediği, İsrail'in desteklediği, Suudi Arabistan'ın desteklediği, parasal olarak da desteklediği güçlerle savaşırız. O güçler içerisinde büyük ihtimalle Amerika'nın güvenlik şirketleri de olabilir.
Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail onlara istihbarat sağlıyor. İstihbarat sağlamaya devam edecekler. Eğitim sağlamaya devam edecekler. Suudi Arabistan 300 milyon dolar vermiş. Daha da verir. Biraz da vermek suretiyle. Büyük ihtimalle sonuç böyle gözüküyor. Şey soracağım. Bu PYD'nin, bu PKK hani terör oluşumunun gücü ne kadar bir güç? Yani şöyle, nasıl kıyaslanabilir? Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi yani çeşitli rakamlar oluşuyor ama benim bildiğim 30 bin kişi. 30 bin kişilik bir güç var. Birincisi bu. İkincisi öz yönetim dedikleri 45 bin kişilik bir güç hazırladılar. Bu işte, merkezlerin korunması için, yerleşimlerin korunması için. Bir de yani bunları eğiten Amerikalılar. Yine bir 45 bin kişiyi eğitmeye çalışıyorlar. Ayrı bir 45 bin kişi. Bunlar da mobil kuvvet olarak zabıta vesaire falan şehirler arasında takviye yapacaklar, gelecekler. Böyle bir şey var. Yani topladığınız zaman 120 bin kişi. Ve yine bunlarla beraber şeyde çalışanlar var. Herhalde bir 20-25 bin kişi o var. Devlet kurumları, yani devlet değil mi ama sözde devlet kurumlarında çalışanlar bürokrasi var. Bürokrasi oluşturuluyor. Bürokrasi. Yani de facto devlet oluşturuluyor. Evet, evet bu var. Yani Türkiye'nin amacı oraya girip bunları dağıtmak. Yani bu kanlı olabilirdi. Yani Türkiye hiç düşünmeden girebilirdi oraya. Ama görüşerek, uzlaşarak girmeye çalıştı. Daha böyle kansız olarak girecek. Bence eğer bu politikanın devamını getirirsek, biraz evvel söylediğim gibi bir şey yaparsak, bu politikanın devamını getirirsek, Amerika'nın oyunlarını orada kesmiş oluruz. Ama elinde sonunda bize orada bir şey gözüküyor, savaş gözüküyor. Onu söyleyeyim. Bu konuda işte niye Rusya'yla ilişkiye devam edeceğiz? Niye Astana süreci devam edecek? İhtiyacımız var Astana sürecine. Rusya'nın da bize ihtiyacı var. Yani hem sattıkları mallarla ilgili olarak, hem petrolünü biz satıyor, yani doğal gazı bizim üzerimizden geçiyor. Hem de Rusya öyle bir tehlikede ki Batı'da Amerika Birleşik Devletleri Batı var. Yani NATO var. Ukrayna'ya kadar gelmiş, Kırım'ı kurtardı. Orta Asya'da Çin geliyor. Güneyinde Türkiye var ve Türkiye Rusya'nın emniyetini sağlıyor güneyde. Yani Kavkasya'dan itibaren böylesine bir Rusya'nın Türkiye'nin stratejik anlamda ihtiyacı var. Onun için Türkiye'nin bunu çok iyi kullanması lazım. Amerika'nın ihtiyacı yok mu? Onun da ihtiyacı var. Ama Amerika bir türlü İsrail'in sözünden çıkamıyor. Ya da İsrail'in Amerika'daki gruplarının, yani onu yönlendiren şeylerin, işte biraz evvel konuştuğumuz evangelistlerin sözünden çıkamıyor ve öyle devam ediyor. Öyle yürütüyor bu işi. Onun için bunu iyi bakmamız lazım bu konuya. Ben Türkiye'nin bir savaşa hazır olmasını diliyorum. Mesela şöyle bir şey de aklıma geliyor. İnşallah böyle bir şey yoktur. Amerika Birleşik Devletleri bu işi çok yapar. Yani bir torbanın içerisine Türkiye'deki PKK, Kuzey Irak'taki PKK, Kandil dahil koyar. Suriye'nin kuzey doğusu, yani Fırat'ın doğusunu koyar. Münbiç'i koyar. Hatta Çin'e şeyi de koyar. Bu İdlib'i de koyar. Doğu Akdeniz'i de koyar. Ondan sonra Türkiye'ye pazarlık masasına oturur. Sen PKK'yı ben burada bitireyim. Kuzey Irak'ta da bitsin, Kandil'de bitsin. Ama sen Fırat'ın doğusundaki devletçiye ses çıkartma. Evet. Böyle bir, yani bu öneriler Türkiye'ye gelir. Onun için Türkiye'nin güçlü olması lazım. Türkiye'nin elinde bir takım yaptırımların olması lazım ki bana göre Amerika'ya göre de yaptırımlar var. Sadece İncirliğin kapataması falan değil. Gerçekten Türkiye'yi yanına almayan bölgede bir küresel gücün Orta Doğu'ya hakim olması çok zor. Mümkün değil. Yani Türkiye isterse oyun kuramayabilir ama oyunu bozar. Anladım. Onu söyleyeyim, oyunu bozar. Şöyle bir şey, şöyle bir politikası olabilir mi Amerika'nın acaba? Şimdi yani PKK ile de bunlar görüşüyor ve PKK'ya hani hazmedilebilir bir kıvama gel. Hani oradaki şeylere, oradaki unsurlara. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla şekli de olsa Suriye'de bir seçim ortamını falan Esad'ın hakim olduğu bölgede oluşturacaklar. Yani demokrasiye geçme. Evet. Hani Türkiye için de zamanda düşündükleri model her ülke için. Önce bir gerilim, merilim, çatışma, kavga falan. Ama ilaniyaya gitmez bu. Bir çözüm bulmak lazım çünkü herkes kan kaybediyor, herkes yoruluyor. Dolayısıyla orada bir şey, bu devletin de kurulmasına karar verilmiş olur. Evet. Bunu görüyoruz. Yani çok açık bir şekilde. Sadece şimdinin meselesi değil. Çok uzun yıllardır falan. 1982'den beri. Evet, Kenan Evren işte federasyon olabilir dediydi, bilmem ne dediydi falan. Böyle şeyler yapıldı.
zaman içerisinde bizim kırmızı çizgi olarak gördüğümüz işte İsrail ilişkilerden falan çok söyleme oldu. Bunun Barzani meselesi meşrulaştırıldı, oturtuldu orada zaman içerisinde. Yani sanki şunun kararı verilmiş. İşte Esad kontrolündeki bir bölge, geniş bir bölge orada. Burada bir PKK devleti ama İsrail şeyinde olacak, gücünde olacak. Ama bunun öyle bir kıvamda olacak ki, yani bölgedeki halklar da çok fazla isyan etmeyecek bir pozisyonda olacak. Böyle bir süreç içerisine gidiyorlar ama bu kontrol edilebilir bir şey değil. Şimdi orada ne kültürel olarak ne derinlik olarak falan o Kürt devleti de değil, o da terör devletinin orada bir medeniyet oluşturabileceği falan yok. Yani orada ama araç yani orada. Araç olarak kullanılacak. Evet. Ve ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar? Son iki dakikaya girdik. Tamam. Peki Türkiye'ye bütün bu tekliflerin yanında ona karışma. Fırat'ın batısında Minbiş'te beraber senin de burada bir kontrolünde bir devletçik olsun diyebilirler mi hocam? Derler. Türkiye'ye. Fırat'ın batısında. İşte Zeytin Dalı Harekatı'yla Kravat Kalkan Harekatı alınan yerler ve Minbiş'te dahil olmak üzere Minbiş'i de verip buralarda bir senin güdümünde bir devletçik olsun. Türkiye'ye böyle bir şey teklif değil mi? Edebilirler. Diye değerlendiriyor. Fırat'ın doğusuna da karışmayın. Belki de Putin'in tepkisinin altında bu yatıyor. Yani bunların hepsi olacak şeylerdi onun için. Yani. Onun için Türkiye'nin çok endişesi, çok farklı düşünmesi gerekiyor. Çok çok fazla düşünmesi gerekiyor yani gerçekten. Yani öyle bir şey yoksa bile böyle bir şeyi düşünüyor olabilirler. Evet. Yani Türkiye'ye onlar yani her zaman iddialı olmaya namzet bir şey olarak kodladıkları için alanda fazla açmak istemezler diye düşünüyorum. Yani o bölgelerde Türkiye'nin hakimiyetinin artması noktasında. Zaten var efendim. Yani zaten işte iki tane yerimiz var girdiğimiz şeyi kesmek için, koridoru kesmek için. Elbap, Afrin. Afrin yani, var. Girdiğinizde ne kadar tutabilirsiniz onu? O ayrı bir konu ama en azından şeye kadar tutacağız. Masaya gelinceye kadar tutmak durumundayız. Evet. Yani süremizi tamamladık. İnşallah Türkiye'de birlik ve bütünlük sağlanır. Bir de İnşallah. Türkiye'nin ekonomisi yönetilemez noktalara doğru gitmez. Çünkü dış manipülasyonlar falan da çok oluyor. Ben bu yeni kurulacak partilere özellikle dikkat çekmek istiyorum. Yani kırılma noktası Türkiye'nin içi itibariyle bence orası. Yani buradan bu yeni Sayın Babacan'ın, Sayın Davutoğlu'nun kuracağı partilerin siyasi mühendisi gibi. İmparatorluğu tasfiye edemediler. Evet. Onun için bu iki partinin hedefinin öyle çoğunluk sağlamak şimdi falan değil. %50+1'e direkt etki etmek. Masa üzerindekine benzemiyor. Şimdi geçen Sayın Erdoğan'ın %52 ile kazandığı seçimlerde Muharrem İnce bayağı bir şey yapmıştı yani atak yapmıştı vesaire. O orada Sayın Cumhurbaşkanı'nın kazanmasını aslında temin eden, Abdullah Gül'ün de öne çıkmasını engelleyen bir şey Meral Akşener'di, Sayın Akşener. Evet, işaret etmiş. Evet, şimdi bunlar hep masa başındaki gibi olmuyor. Yani şöyle hani bir mühendislik yaparsınız siz. Evet. Şimdi bilemiyorsunuz mesela o seçimlere 2023 Cumhurbaşkanı seçimine. Evet. Efendim iki tane güçlü aday olacak diye bir şey şimdiden söyleyemezsiniz. Tabii. Belki belki HDP de aday çıkartacak o zaman. Olabilir. Düne kadar kim? Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli ve işte Perinçek'in üçünün bir araya gelebileceğini söylerdi. Evet. Yani bir öyle görünüyor ki bir devlet aklı da var ve buna göre de... Çok teşekkür ediyorum Sayın İsmail Hakkı Pekin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sayın Mehmet Seyfettin Erol hocam çok teşekkür ediyorum. Sayın Serdar Arsa ben çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Efendim Ankara Kulisi programının sonuna geldik. Sizlere de hayırlı geceler diliyoruz. Hoşça kalın.